Sayın Kurucu Onursal Başkanım ve TÜRMOP Genel Sekreterim, Sayın Oda Başkanım, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, 2018 yılı gelirlerinin gelir vergisi yönünden vergilendirilmesi ve özellik arz eden durumlar konulu seminerimize hoş geldiniz. Öncelikle 1-7 Mart muhasebe haftamızı kutluyorum. Seminerimize geçmeden önce TÜRMOP tarafından hazırlanan kısa bir filmimiz var. Sizleri bu filmi izlemeye davet ediyorum. İbrahim Bilsel, Serkan Serpin, Cemal Pekcan, Süleyman Özben Koç, Beyiz Biçere, Halil Hancanısına. Gibi aklımızda binlerce yıllık muhasebeden kurumsal ve saygın bir meslek kültürü yarattığımız o ilk gün dün gibi aklımızda. İşte bu bir meslek inancının 30 yıllık öyküsü. Bu öyle bir öyküydü ki birlik olmayı, beraber yürümeyi gerektiriyordu. Genç, yaşlı, kadın, erkek, on binler, yüz binler olmaktı. Meslektaş olmanın ne demek olduğunu göstermekti. Birliktelik böyle büyük olunca memlekete güç olmak gerekiyordu. Birliğimizden aldığımız güçle ülke ekonomisinin paydaşı olmasını bildik. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alma görevini sahiplendik. Memlekete sahip çıkmak sadece verilen görevi yapmak demek değildi. Toprak kokan ellere değer katmak, tezgahlarda umut olmak, alın terine dokunmak, gecesini gündüzüne katanın yükünü paylaşmaktı. İş dünyasının karar süreçlerinde ihtiyaç duyulan bilgiyi üreten, derleyen, sunan olmaktı. Biz de yaptık. Başarıyı sadece ülke sınırları içerisinde taşımak demek değildi. Biz de ülke sınırlarını aştık. Birlikte yarattığımız bu değer, ülkemizi küresel dünyanın önemli bir oyuncusu yaparken gururlu bir mutluluk içerisindeydik. Bütün bunlar mesleğimizin kültürüne yetmedi. Hep daha fazlası dedik. Bilgi sınır tanımaz dedik. Bilgiyi sermaye edindik. Sürekli geliştirdik. Onlarca sempozyum, forum, kongre ve eğitim somutsuz muydu? Tabii ki değildi. Bilgimizi geliştirdik, güncelledik ve devletimizin, iş dünyasının, çalışanın hizmetine sunduk. Uzman olduğumuz her alanı yeni uzmanlıklarla taçlandırdık. Bugün eğitimin, meslek yaşamımızın bir parçası olduğunu gördükçe gururumuz giderek artıyor. Bu öykünün her noktası gücünü Anadolu'dan aldı. Bu kültürle el veren, öğreten olmak da gerekiyordu. Genç zekalara yol açmakta. Birlikteliğimizi güçlendirirken her bir bireyin insan olduğunu, yaşam olduğunu bilerek adım attık. Yaşamdan yana olmak bizi gururlandırdı. Bu öykü de her gün yeni bir başlangıç demekti. Her gün geleceğe bakmak anlamına geliyordu. Sürekli yeni sorunların doğduğu dünyada her zaman çözüm olma yolundaydık. Çözüm olmak da bizim gururumuzdu. Ve biliyoruz ki bu 30 yıllık öykü artık yepyeni bir başlangıç noktasında. Dijitalleşen dünyanın mesleğimizi etkilediğini biliyor. Bizden beklentilerin her geçen gün arttığını görüyoruz. İşletmenin güven duyulan danışmanı misyonuyla memleketin geleceğine değer, çocuklarımızın yarınlarına umut olduğumuzun farkındayız. Gelişen dünyaya 30 yıldır olduğu gibi bugün de hazırız. Çünkü biliyoruz ki 30 sene önceki gibi işimizle heyecanlı, emeğimiz ve bilgimizle umutlu, kattığımız değerle gururluyuz. Ama bugün çözüm istiyoruz. Ortak akılla, danışılarak, mali müşavirleri düşünerek çözümler üretilmesini istiyoruz. Yıllardır çözümler sunduğumuz, ilgililere ilettiğimiz temel sorunlarımızla ilgili düzenlemeler bekliyoruz. Bugün üzgünüz, kederliyiz ve acılıyız. Bu sene muhasebe haftamızın sevincini yaşayamıyoruz. TÜRMOP, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği.
Şimdi açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Odamızın çok değerli kurucu onursal başkanı, çok değerli misafirlerimiz, çok değerli oda yöneticilerim, çok değerli meslektaşlarım, sizleri odamızın yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bir muhasebe haftasındayız. Bu seneki haftamızın temel özelliği 30. yılımızı kutluyoruz. Çok kolay değil. Odamız 30 yaşında, meslek yasamız çıkalı 30 yıl oldu. 30 yıldır birlikteyiz. Hayatın her alanında birlikteyiz. Ayda bir kere de Cevahir'de bir araya geliyoruz. Dönüyoruz 30 yıl geriye. 30 yıldır yaptığımız bu etkinliklere bakıyoruz. Zaman zaman oldu, Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde buluştuk. O zamanlar küçük bir salondu. Arkasından bu eğitimleri Marmara Oteli'ne, The Marmara'ya taşıdık. Bir müddet iş kulelerinde misafir olduk. Birkaç yıldır da eğitimlerimizi Cevahir'de yapıyoruz. Bundan sonra da hep birlikte sizlerin katılımıyla yapmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, 30. yılımıza, geçmişimize gururla bakıyoruz. Gelecekten umutluyuz. 30 yıl önce bize bu ülkede katip diyorlardı. Katip diyorlardı. Katiplik denilen bir mesleği dünya standartlarına taşıdık. Elle defter tutan meslektaşlarımız bugün teknolojiden yararlanarak hepimiz bir dijital muhasebeci olduk. Sadece toplum bizi defter tutan, beyanname dolduran bir meslek grubu olarak bilirken, bugün denetim yapan, mali tablolar düzenleyen, sistem kuran, çeşitli uzmanlık alanları olan meslektaşlar haline geldik. Sadece mesleği yapmadık, mesleğin yanında ülke ekonomisine yön verdik. Hatırlayın, hep birlikte kayıt dışı ile mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz. Kamuya ve iş dünyasına yol göstererek, politikaları üreterek hem mesleğimize hem de ülkemizin gelişmesine ciddi katkılar sunduk. Bunları hep birlikte yaptık. Biz olmadan, hep birlikte olmadan bunları yapmak tabii ki mümkün değil. Bununla beraber her şeyin yolunda gittiğini, eksikler olmadığını, sıkıntılar olmadığını söyleyemeyiz. Bu anlamda slaytta da izlediniz. Kırgınlıklarımız var, kızgınlıklarımız var, üzgünlüklerimiz var, bazen kederlerimiz var. Tüm özverimizle, tüm yüreğimizle gece gündüz çalışmamıza rağmen hala hak ettiğimiz ilgiyi ve saygınlığı göremiyoruz. Sesimize yeteri kadar kulak verilmiyor. Meslek sorunlarımız yığılarak çözüm bekliyor. Kederliyiz dedim. Gerçekten kederliyiz. Gelişen teknoloji işlerimizi kolaylaştırması gerekirken günlük politikalar doğrultusunda her gün yapılan kısa vadeli düzenlemeler bize her gün yeni bir iş yükü getiriyor. İş yükümüz biraz daha artıyor. Bu bize strese neden oluyor. Sağlık sorunlarına neden oluyor. Bazen de hayatlarımızı, yaşamlarımızı kaybetmek zorunda kalıyoruz. İşte 30. yılımızda biz 30 yıldır üzerimize düşeni fazlasıyla yaptığımızı inanıyoruz. Kamudan da devletten de sorunlarımıza çözüm bekliyoruz.
Bu çözümlerimizi işte bugün mücbir sebebi konuşuyoruz. Bütün samimiyetimle söylüyorum. 30 yıldır gelen her bakanın, gelen her müsteşarın, gelen her gelir dairesi başkanının önünde mücbir sebeple ilgili bizim bir dosyamız var değerli arkadaşlar. Bir tanesi çıksın desin ki ben geldim bir yıl iki yıl görev yaptım, benim önüme bu örgüt TÜRMOB mücbir sebep koymadı desin. Mücbir sebep dosyamız hepsinin önünde var değerli arkadaşlar. Bizim ne hasta olmaya ne de vefat etme hakkımız bile yok. İşte bu temel sorunlarımızın çözülmesini, sesimize kulak verilmesini istiyoruz. Tüm bunlara rağmen kararlıyız. Kararlıyız çünkü biz bu mesleği çok seviyoruz. Bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu ülkenin insanlarını, değerlerini çok seviyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu siyasal konjektüre, ekonomik krizlere, üzerimize yüklenen iş yüküne rağmen 30 yıldır özveriyle sürdürdüğümüz meslek ve demokrasi mücadelesine devam etmeye, ülkemizi ve mesleğimizi hak ettiği yere getirmeye 30 yıllık gururumuzla her zamankinden daha fazla kararlıyız. Bu kararlılığımızı da hep birlikte göstereceğiz. Bu düşüncelerle muhasebe haftamızı kutlamadan önce ben özellikle bugün bize bu güzel kitapçığı sunan vergi komitemize, vergi komitemizden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Gülgün Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Bir üzüntümü de paylaşarak konuşmamı tamamlayacağım. Bugün yine aramızdan çok değerli bir arkadaşımız ayrıldı. Yıllardır gece gündüz mesleğe katkı sunmak için uğraşan güzel insan, Tesmer Başkan Yardımcımız Nevzat Pamukçu'yu bu sabah kaybettik. Ben sevenlerine, ailesine, tüm meslek camiamıza başımız sağ olsun diyorum. Buruk da olsa 30. yılımızda muhasebe haftamızı kutluyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere TÜRMOB Genel Sekreterimiz Sayın Yahya Arkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Odamızın değerli başkanı, değerli yönetim kurulu üyelerim, kurulu üyesi arkadaşlarım, temsilci arkadaşlarım, eğitmen arkadaşlarım, değerli konuklar, İstanbul odamızın çok saygıdeğer üyeleri, sizleri TÜRMOB adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Adamın biri doktora gidiyor. Doktor bey ben gülemiyorum diyor. Benim gülmeme bir çare bul diyor. Doktor da diyor ki karşıda bir sirk var diyor. O sirkte bir palyaço var diyor. Onu izle gülersin diyor. Adam dönüyor diyor ki o palyaço benim diyor. Doktor bey diyor. Şimdi hayat acılarla, üzüntülerle, kederle dolu. Konuşmam başlamadan önce bugün almış olduğumuz acı haber, yıllarca yol yürüdüğümüz bir kardeşimizi, bir arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Nevzat Pamukçu sözcüklerle ifade edecek olan bir insan değil. Bir gönül dostu,
bir mutfak emekçisi, bir görev insanı, Türkiye'nin dört bir yanına ne zaman görev verirse hiç üşenmeden giden gelen bir yol arkadaşımızdı. Tabii bunun yanı sıra slaytlarda da izlediğiniz gibi son zamanlarda özellikle Mersin'den, Eskişehir'den görevleri başında arkadaşlarımızı kaybettik. Acılıyız, kederliyiz, üzüntülüyüz sevgili arkadaşlarım. 30. yıl bu dönem. 30. yıl insan yaşamında 30 yıl çok önemli. Ama meslek mücadelesinde çok kısa bir süre aslında. Ama bizim açımızdan biz bu 30 yılı coşkuyla, gururla kutlamak için yola çıktık. Ama acılarımızdan dolayı bu sene muhasebe haftasını gönül dolusu kutlayamıyoruz. Her zaman olduğu gibi salona baktığımda benim gibi saçları beyazlaşmış dostlarım, arkadaşlarım, kadın dostlarım var. Yeni giren gençler var. Dile kolay arkadaşlar, 30 sene. Burada bulunan arkadaşlarım yıllarca 1990 öncesinde yasa bir kimliğe kavuşmak adına mücadele ettik. Bir örgütümüz olsun dedik. Ve bildiğiniz gibi 13.6.89 tarihinde yasa yürürlüğe girdi. Tüm Türkiye'de çocuklar gibi heyecanlanarak odalarımızı kurduk. Tam 30 yıl. Ama yola çıkarken birkaç temel düşüncelerimiz vardı. Önce insan dedik. Yani bu kapıdan içeri giren hangi siyasal yapısı olursa olsun, hangi ayrı düşünceleri olursa olsun önce insan dedik. Ve bunun en güzel örneğini sizler yaşadığınızı biliyoruz. Sorunlar var, dertler var. Ama bu sorunların, dertlerin neler olduğunu tek tek zaman açısından dile getirmek istemiyorum. Muhasebe haftası nedeniyle Sayın Oda Başkanımızın da tüm Oda Başkanı'nın birlikte 1 Mart günü önce Anıtkabir'i ziyaret ettik. Arkasından bir panel yaptık. Siyasetçileri çağırdık. Basın açıklaması yaptık. Taleplerimizi bir kez de orada dile getirdik. Şimdi değerli arkadaşlar, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama bu yaşadığımız sorunlar, şöyle bir muhasebe yaparak konuşmamı sürdürmek istiyorum. 30 yıl önce sorun yok muydu sevgili arkadaşlar? Soruyorum ben size. 30 yıl önce katma değer vergisinden önceki bir dönem vardı, hatırlayın. Hiç unutmuyorum. 31 Mart akşamları KDV'den önce büyük postanenin önü anababa günü olurdu. Neden? Sayın Namal gülüyorsun. Neden? Beyannameyi postaya vermek açısından, doğru mu? Havaalanında. Bir de o var, doğru. Bir havaalanı var, bir de büyük postane sirkeci var. Şimdi o gün bu çile değil miydi arkadaşlar? Çileydi. Yaşantımıza katma değer vergisi girdi. 1984'te yeni bir dönem başladı. Zorlandık, ettik. Yine hatırlayın, benim aksaçlı dostlarım, hatırlayın, 1992'de tek düzen uygulama tebliğ çıktı. Ama bakın, yıllarca herkes kafasına göre bir muhasebe sistemi tutan bu ülkede dedik ki ortak dilimiz olsun dedik. Yine İstanbul Odası, gururla üyesi olduğum odamız yapmış olduğu bir sempozyum çıkışında kağıtların kalkacağını söyledik. Herkes bize güldü arkadaşlar. Olur mu öyle şey dediler. Şimdi bugün ne oldu? Bugün hayatımda bırakın kağıdın kalkmasını. Fatura gidiyor arkadaşlar elimizden. Doğru mu?
Bir arkadaşım bir genel kurulda ben kasabın getirdiği faturadaki etin kokusunu arıyorum demişti. Fatura girdi. İrsaliye girdi. Serbest müzik girdi. Defter beyan sistemi girdi. Yukarıda üstadlarla konuşuyoruz. Meslek elden gidiyor mu? Yok. Hiç merak etmeyin. Muhasebe her zaman var olacak. Ama her şeyde istediği kadar yapay zekaları, robotları yapsınlar. İnsan olmadan bu işi sürdürme şansı yok sevgili arkadaşlar. Soru şu. Masası başında hayatını kaybeden meslektaşlarımızın temel sorunu nedir biliyor musunuz? Evet, bu getirilen yükler. Bu getirilen devletin kabuk değiştirmesini yaşanan problemler. Bunlar hepsi doğru. Ama asıl muhasebe yapmamız gereken konu şu. Bu işi tek başımıza sürdürdüğümüz sürece bu dertler, bu sıkıntılar devam edecek sevgili arkadaşlar. Bir değişim ve dönüşüm var. Bunu durdurma şansınız var mı? Hadi gelin buradan çıkalım meydanlara. Biz e-fatura istemiyoruz. E-irsale istemiyoruz diye yürüme şansınız var mı sevgili arkadaşlar? Bunu durdurma şansımız yok. O zaman ne yapacağız? Duygularımızı değil, aklımızı kullanacağız değerli arkadaşlarım. Her zaman verdiğim bir örnek var. Ya bakkal olarak yolumuza devam edeceğiz ya da süpermarketlerimizi kurmak zorunda sevgili arkadaşlar. Aklın yolu bu. Geçmişte süpermenler ordusunu kurduk. Müşterinin bir dediğini iki etmeyen bir cami olduk arkadaşlar. Ne kazandık soruyorum ben size. Müşteri bizi kullanıyor. Müşteri fiyat kırdırıyor. Gelen her türlü olay karşısında emeğimizi istediğimiz zaman bizi karşı karşıya getiriyor sevgili arkadaşlar. Bunlara dur demek lazım. Bir başka konu şu, sevgili başkanım da ifade etti. Ya arkadaşlar, yıllardır bu salondan herkes biliyor. Ya şu mücbir sebebi getirin demedik mi arkadaşlar? İlla insanların ölmesi mi gerekiyor sevgili arkadaşlar? İlla meslek şehitleri vermemiz mi gerekiyor? İnsancı bir talep bu ya. Sabah da söyledim. Bu örgütün sabrını taşırmasınlar sevgili arkadaşlar. Bir yere kadar dayanma gücümüz var. Bir yere kadar sabretme gücümüz var. Ama herkes bilsin ki İstanbul'da 45 bin, Türkiye'de 110 bin mali müşavirler ayağa kalktığı zaman Türkiye'de her şey değişir sevgili arkadaşlarım. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekiyor. Biz çok şey istemiyoruz ya. Evimize erken gitmek istiyoruz. Çocuklarımıza zaman ayırmak istiyoruz. Bu değişimi evet diyoruz ancak bu değişimi yaparken siz de altyapınızı hazırlayarak en son defter beyanda yaşanmış sıkıntıları yaşamak istemiyor sevgili arkadaşlar. İstemiyoruz. Oda başkanımız 10 kere arıyor. Türkiye'deki oda başkanları 10 kere arıyor. Bürokratlara aktarıyoruz. Türkiye yanıyor diyoruz. Ya uzatın şu süreyi diyoruz. Aktarıyorlar bakana, bekleyin diyorlar. Neyi bekliyorsunuz ya? Saat 17'de defter beyan süresi uzatılmıştır. Yine hatırlıyor bu camiye 23.58'de katma değer vergisi uzatılmıştır. Düzeltin şu KDV sürelerini artık ya. Şu beyan sürelerini ikide bir de biz meslek örgütleri önünüze gelmedim değerli arkadaşlarım. Bu talepler zor talepler mi bunlar? Bir mali müşavirlerin ne olduğunu bilmiyor mu insanlar? Toplanan vergilerin gayri safhasındaki mali müşavirin rolünü bilmiyorlar mı bu ülke yönetenler? Acılıyız, üzüntülüyüz, kederliyiz. Ama sevgili arkadaşlar, asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Ben bugün TÜRMOB'la ilgili gündemlik konulara girmek istemiyorum. Bugün bu haftayı gelin mücadele haftası ilan edelim.
Asıl sorun odaları hedef almak değil. Asıl sorun bu yasaları çıkartanlara hesap soralım sevgili arkadaşlarım. Çevreyle ilgili bir poşet getiriyorlar. Ya diyoruz bunu kaynağından alın diyoruz ya kaynağından. Niye uğraştırıyorsun insanları? Arkadaşlar gelin biz başta İstanbul odamız olmak üzere tüm odalarımız, TÜRMOB, sizin sesiniziz. Sizin nefesiniz sevgili arkadaşlarım. Sizden gelen her türlü sorunu anda aktarıyoruz. Ama bu işin asıl muhatabı olan, bu cezaların asıl muhatabı olan topta tık yok, teste tık yok. Lütfen bunlara ayak kaldırın sevgili arkadaşlarım. Bu alkışlar da sizi kimse duymaz arkadaşlar ya. Duysunlar sizin sesinizi lütfen. Duysunlar. Toplumlar var olduğu sürece, Türkiye var olduğu sürece muhasebe mesleği her zaman olacaktır. Ama daha güzel bir gelecek, daha iyi bir yaşam mutlaka bizden olacak diyorum. Her zaman olduğu gibi önce sağlık diliyorum. Sonra ailenizde, toplumda, ülkede huzur diliyorum. Bol kazanç yarınlar sizlerin olsun diyorum. Her şey gününüzce olsun. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ediyorum. TÜRMOB Genel Sekreterimiz Sayın Yahya Arkan'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmacılarımızı ben davet etmek istiyorum. Sizler adına konuşmacılarımıza bir teşekkür belgesi vereceğiz. Bildiğiniz gibi biz son dönemlerde plaket yaptırmıyoruz konuşmacılarımıza ve plaket bedeli kadar bağışta bulunuyoruz. Bu ayki bağışımızı da Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne yaptık. Şimdi oturumumuzu yönetmek üzere öncelikle Sayın Cemile Kuzu ve teşekkür belgesini vermek üzere Sayın Yahya Arkan'ı ben sahneye davet ediyorum. Birinci konuşmacımız Sayın Selahattin Gökmen'i ve teşekkür belgesini sunmak üzere Oda Başkan Yardımcımız Sayın Erol Demirel'i ben sahneye davet ediyorum. İkinci konuşmacımız Sayın İsmail Vefa Ak ve teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Haydar Tunç'u sahneye davet ediyorum. Üçüncü konuşmacımız Sayın Zeki Gündüz'ü ve teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülgün Öztürk'ü sahneye davet ediyorum.
toplu fotoğraf çekimi için Sayın Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'i de ben sahneye davet ediyorum. Başarılı bir seminer diliyorum. Sayın Kurucu Onursal Başkanım ve Turmop Genel Sekreterim, Sayın Oda Başkanım ve Kurul Üyesi arkadaşlarım, sevgili konuklar, değerli meslektaşlarım. Seminerimize hoş geldiniz diyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, üzgünüz. Ben de bugün çok üzgünüm. Tesmer Başkan Yardımcım, sevgili Nevzat Pamukçu'yu kaybettik. Sadece bir meslektaşımı değil, bir arkadaşımı, çok kıymetli bir dostumu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kederli ailesine ve meslek camiamıza başsağlığı diliyorum. Değerli meslektaşlarım, bugünkü seminerimiz 2018 yılı gelirlerinin gelir vergisi yönünden vergilendirilmesi ve özellik arz edilen durumlar ile ilgili. Çok kıymetli konuşmacılarımız bizimle birlikteler. Biraz sonra değerli bilgilerini paylaşacaklar. Kendilerine katkıları için teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de İstanbul Mali Müşavirler Odası Vergi Komitesi'ne bize bu güzel kitapçıkla buluşturdukları için. Sevgili meslektaşlarım, mesleğimizle ilgili önemli bir ay içindeyiz. Önemli bir haftayı hep birlikte yaşıyoruz. Paydaşlarımızdan biri olan Gelir İdaresi'nin 30. vergi haftasını kutluyor, kendilerine başarılar diliyoruz. 1-7 Mart muhasebe haftamızı da kutluyoruz. Gururla 30. muhasebe haftamızı kutlamaya Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ile başladık. Sorunlarımızı ve taleplerimizi içeren basın açıklaması ile devam ettik. Bu yılda geleneksel hale getirdiğimiz Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak bugün muhasebe haftamızı kutlamaya devam ediyoruz. Yine 15 Mart'ta İstanbul Mali Müşavirler Odası Dostlar Korosu'nun konseriyle bu haftamızı taçlandıracağız. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bir kadın gidince ne çok kişi gider aslında. Ağır bir işçi, bir temizlikçi, bir bakıcı, bir bahçıvan, bir muhasebeci. Bir anne gider, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili. Ne çok kişi yok olur bir kadın gittiğinde diyor sevgili Bekir Coşkun. Napolyon Bonaparte da şöyle söz ediyor. Bir toplumun gelişmesini görmek için önce o toplumun kadınlarına bakınız diyor. Muhasebe haftasının bitimi aynı zamanda Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne denk gelmekte. Ve bu vesileyle de hayatı var eden, yaşatan kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutluyoruz. Kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadının yok sayıldığı bir toplum gelişemez, ilerleyemez,
üretemez. Ve umut ediyoruz ki kadınlarımız toplumlarda hak ettiği değeri görür. Onların her anlamda bilgi birikimi ve düşüncelerinden yararlanılır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında sağlandığı, kadınların güçlendiği, herkes için ama herkes için adil bir dünyaya kavuşmak dileğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Değerli meslektaşlarım, şimdi seminerimize geçiyoruz. İki aşamalı olacak bugünkü seminerimizde her zaman olduğu gibi. Önce konuşmacılarımız sunumlarını gerçekleştirecekler. 10 dakika ara vereceğiz. İkinci bölümde de konuşmacılarımız sorularınızı yanıtlayacaklar. Sorularınızı her zaman olduğu gibi yazılı olarak alacağız. Hangi konuşmacımıza sorduğunuzu da belirterek sorularınızı yazmanızı da rica ediyoruz. Ve ilk konuşmacımız Sayın Selahattin Gökmen, yeminli mali müşavir. Sayın Selahattin Gökmen bize gelir vergisi matrağının tespiti ve beyanı ile ilgili sunumunu gerçekleştirecek. Söz sizin üstadım. Sayın TÜRNOP Genel Sekreteri, Sayın Başkan, değerli konuklar, hepiniz saygıyla selamlarım. Yoğun bir ay içerisine girdik. Gerçi bundan önceki aylarımız da çok yoğundu ama bu ayda yine yoğun bir ay ve bundan sonraki ayımız da yoğun bir ay. Gelir vergisi beyan dönemi ve kumlar vergisi beyan dönemi yoğun geçecek görünüyor. Bu ayın başlangıç olan bu hafta içerisinde de İki tane önemli günümüz var. Bir, muhasebeciler haftası. Hepinizin muhasebeciler haftasını kutlarım. Ayrıca kadın meslektaşlarımızın da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım. Bu arada tanışma şerefine nail olduğum sevgili Nevzat Pamukçu Bey'in de bugün öldüğünü duydum. Çok üzüldüm. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sayın Başkanlarım da bahsettiği üzere gerçekten çok emek veren bir kişiydi meslek için. Tesmer'de ortak çalıştığımız günler olmuştu. Tüm Türkiye'yi gezerdi. Hiçbir il ayrım yapmadan gidip gelen birisiydi. Mesleğe emeği gerçekten geçmiştir. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. Başım sağ olsun diyorum. Şimdi bana bugün itibariyle sunumumda aslında sunumun konusu çok geniş. Yani gelir vergisinin baştan sona anlatmaya kalkırsak herhalde birkaç saat yetmez. Ancak Sayın Oturum Başkanı'nın da bana verdiği süre en fazla yarım saat, hadi 45 dakika dedi. İnşallah bu 45 dakika içerisinde toparlayabilirsem ne mutlu. Ama toparlayamazsak da soru cevap kısmında sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Sunumun ana hatlarıyla ben tüm kazanç türlerine ayrı ayrı çok kapsamlı şekilde girmeyeceğim. Sadece ve sadece kazanç türleri içerisinde özellikli konuların üzerinden bahsederek geçmeye çalışacağım. Birkaç tane de örnek göstererek konuyu kavramaya çalışacağım. Ve beyanname üzerinden düşebileceğimiz bazı harcamalarımız var. Bu harcamalar üzerinden bahsetmeye çalışacağım. Sunumun durumu kısaca bu. Şimdi gelir vergisi kanununa göre bir gerçek kişinin bir tatmin için elde etmiş olduğu kazanç fiyatların safi tutarı gelirin toplamı oluşturur. Dolayısıyla bir gerçek kişi bir tatmin içerisinde elde ettiği kazançlarını Mart ayı içerisinde gelir vergisi beyannamesiyle beyan etmek zorunda. Peki bu kazançlar hangi kazançlar diye baktığımızda ise 7 gelir unsuruna giren kazançlar olması gerekiyor. Neler bunlar? Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç iratlar artı ücretler olarak biz bunları sınıflandırıyoruz.
Bir gerçek kişinin bu 7 gelir unsurunun 7'sinden de gelir etme ihtimali var. Bu gelir unsurlarının aynı zamanda zarar da etme ihtimali var. Bunların içerisinde zarar olma ihtimali olmayan 2 tane kazanç vardır. Diğer kazançların tamamından zarar da doğabilir. Ücretlerde zarar söz konusu değildir. 1. Diğer kazanç fiyatlarda zarar söz konusu değildir. 2. Zaten gelir vergisi beyanname üzerine baktığınız zaman beyanname üzerinde kazanç türlerini yan yana dizildiği zaman kar zarar satırlarına baktığınızda ücretlerde ve diğer kazanç fiyatlarda zarar satırının boş olduğunu görürsünüz. Bu kapsamda da bir gerçek kişinin bu 7 gelir unsurundan 7'sinden de kazancı varsa bu kazancının tamamını beyanname üzerine toplayıp tek bir beyanname ile Mart ayının 25'ine kadar beyan etmesi gerekiyor. Bu kapsamda ilk gelir unsurunda ticari kazanca bakacak olursak, bir gerçek kişinin ticari kazancı, zirai kazancı, serbest meslek kazancı varsa, daha doğrusu böyle bir faaliyeti varsa, kazanç elde etmemiş olsa dahi bu kazançlar için mutlaka beyanname verme zorunluluğu var. Bunlar haricinde kalan diğer 4 gelir unsuru ise, eğer kazanç varsa beyannameye dahil eder, kazanç yoksa beyannameye dahil etmeyebilir. Ya da zararı varsa beyannameye bunları dahil edip bunlarla birlikte verebilir. Ama ticari zirai mesleği kazancı varsa mutlaka ve mutlaka yıllık gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu var. Ticari kazanç kapsamına baktığımızda ise 2 tane önemli konu var burada. Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ticari faaliyette devamlılık esası geçerlidir. Devamlılık sürede yapılan faaliyetlerden kazanç ticari kazanç diyoruz. Burada 2006'dan itibaren yapılan değişiklikle basitle tabi olan mükellefler için bir istisna getirildi. Bu istisna kanunun ilk çıktığı tarihte 8.000 TL idi. 2018 yılı için bu rakam 9.000 TL. Bu kazanç istisnası aynı zamanda beyanname üzerinde bunu düşüyorsunuz. Eğer kazancınız yeterli olmazsa gelecek yıla devir söz konusu değil ve diğer kazançlarını düşünmesi de mümkün değil. Yani basitle tabi olan bir kazancınız var, yanında bir de kira geliriniz var. İkisini tek beyannamede verme hakkınız var. Verdiğiniz takdirde basitle tabi kazançtan kazanç geliriniz, bakın örnekte burada bir tane örnek koydum ben. Karınız 8.000 TL çıkmış ama istisnası 9.000 TL, 1.000 TL kalmış. Bu 1.000 TL'yi kira geliriniz var 10.000 TL diyelim. 10.000 TL'den masum etme hakkına sahip değilsiniz. Sadece ve sadece ticari faaliyetten elde ettiğiniz kazancınıza uygulama hakkına sahipsiniz. Kalan bakiyeyi kullanma hakkına sahip değilsiniz. Yine bir istisna, genç girişimcilere kazanç istisnası. Bu da yine 2006 tarihinden itibaren gelen bir istisna. Bu istisnanın temel mantığı, ilk defa mükellefiyete başlayan ticari zirai meslek kazanç sahipleri için getirilmiş olan bir düzenleme. İlk defa mükellefiyete başladığı gün itibariyle 29 yaşını tamamlamamış olan ticari kazanç sahibi, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı 3 dönem elde ettiği kazancın 75'er bin TL'sini gelir vergisinden istisna yapıyor. Buradaki olmazsa olmaz kuralımız 29 yaşından gün almamış olmak gerekiyor ilk defa işe başladığı gün itibariyle. Öteden beri mükellef olanlar bu istisnadan yararlanamaz. Bir ortaklıkta ortaklığı devam edenler bu istisnadan yararlanamazlar. Ortaklık halinde ise ortakların tamamının aynı anda ilk defa işe başlamış olmaları gerekir istinadan yararlanmak için. Burada da yine basit süre tabi olanlarda olduğu gibi bir düzenleme var. 75.000 TL'lik istisna, istisnanın altında kazanç olsa dahi beyanname verip beyanname üzerine düşülmesi gerekiyor. Yani kazancınız 50.000 TL, serbest meslek faaliyeti yapıyorsunuz, 29 yaşından küçüksünüz. Kazancınız 50.000 TL, beyanname vereceksiniz. 50.000 TL'den 75.000 TL'yi mahsup edeceksiniz. Kalan 25.000 TL ise devir söz konusu değil, diğer kazançlarına düşmesi de mümkün değil. 3 yıl süreli 75.000 TL'ye kadar kazancınızın vergi dışı bırakma hakkınız var. Diğer bir düzenleme eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası. Bu istisna hem gelir vergisi mükellefleri için hem de kurumlar vergisi mükellefleri için getirilmiş olan bir düzenleme. Bu düzenlemenin amacı ilk okul öncesi eğitim, kreş, gündüz bakım evi ya da okul sonrası ilkokul, ortaokul, lise gibi özel okullar işletmeciliği yapıyorsanız eğer bunların ilk defa faaliyete geçtiği andan itibaren 5 vergileme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden istisna bu kazanç. Kazancın kendisi kuruma ya da kişiye verilmemiştir. Kazancın kendisi işletmeye verilmiştir. Yani bir gerçek kişinin 3 tane okulu varsa 3 okul içinde ayrı ayrı 5 yıl süreyle bu istisna uygulama hakkı vardır. İstisna işletmeden elde edilen kazancı uygulanacak. Yani kişinin kazancı değil. İşletme faaliyete geçecek,
5 dönem buradan bir kazanç doğacak. Bu kazançtan da tam 5 yıl süreyle bu kazanç gelir vergisinden ve kumlar vergisinden istisna olacak. Yine ticari kazançla ilgili olarak verilmiş bir özelgeyi özellikle koydum. Son dönemde verilmiş olan bir özelgelerden bir tanesi. Web tasarım, program yazılım ve Android uygulamaları, mobil uygulamaları, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları kapsamındaki elde edilen kazanç ne kazancı diye sorulduğunda verilen cevap, Gelir Dairesi Başkanlığı'nın görüşüne baktığımızda, bilgisayar program yazılımı faaliyeti bulunan mükelleflerin elde ettikleri kazançların serbest meslek faaliyeti icra edilen bir kazanç olduğu için, emeğe dayanan bir kazanç olduğu için serbest meslek kazancı olarak kabul etmiş. Ama bilgisayar yazılım programı haricinde web tasarım çalışması ya da mevcut olan bir yazılım kullanılarak Android uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal artırılmış gerçeklik uygulamaları şeklindeki bir uygulama ortaya koyuyorsanız bu faaliyetler artık emek gerektiren, yaratıcılık gerektiren bir iş olarak kabul etmemiş ve bu faaliyetleri ticari kazanç olarak kabul etmiş. Yazılım faaliyeti yapıyorsanız elde ettiğiniz kazanç serbest meslek kazancı, ancak yazılım sonucunda ortaya çıkan ürünün web tasarımında kullanıyorsanız, Android uygulamalarında kullanıyorsanız bu durumda elde edilen kazanç ticari kazançtır demiş. Serbest meslek kazancında önemli olan kıstas nedir arkadaşlar? Tahsil esasıdır. Hepimizin ortak sıkıntısı. Tahsilat varsa beyan var, tahsilat yoksa beyan yok. Ama tahsilat varsa tabii ki. Bir de bunun karşı ayağı var, KDV boyutu. O da ayrı bir durum. KDV ise tahsil esası geçerli değil. Hizmeti verdiğiniz anda tahsil etseniz de etmeseniz de KDV'yi beyan etmek zorundasınız. Serbest meslek kazancında tahsil esası da katıksız bir tahsil esası. Ne demek bu? İster geçmiş, ister cari, ister gelecek yıllara ilişkin olarak yapılan bir tahsilatınız varsa, bu tahsilatı ne zaman yaptıysanız hizmeti verdiğiniz yılın bir önemi olmaksızın tahsilatın yapıldığı yıl beyan edilmesi gerekir. Örnek vermek gerekirse 3 yıllık bir sözleşme yaptınız 2017 yılında ve bunun tamamını 2018'de tahsil ettiniz. 2017'de tahsil olmadığı için beyan söz konusu değil. 2018'de ise 2017, 18 ve 19'un tamamını beyan etmek zorundasınız. Gelecek yılın daha henüz gerçekleşmedi, tahakkuk etmedi, ben bunu beyan etmek zorunda değilim gibi bir şey hakkınız yok. 18 yılda, 18'de gelen paranın tamamını tahsil etmiş kabul edilip beyan etmek zorundasınız. Serbest meslek kazancında yine özellikle bir konulardan bir tanesi, tahsil esası diyoruz ama tahsil esası kapsamında çek ya da senet aldıysanız, burada tahsil ne zaman olur, nasıl olur'a baktığımız zaman, çek ya da senet vadesi gelmeden bozdurulması mümkün olmayan kıymetli evraktır. Dolayısıyla gerçek anlamda bir tahsil söz konusu değildir. Ancak siz bu çek ve seneti vadesi gelmeden üçüncü kişilere temlik ederseniz, bu temliğin karşılıklı ya da karşılıksız olmasının hiçbir önemi yoktur. Eğer temlik ederseniz, temlik ettiğiniz an itibariyle alacağınızı tahsil etmiş sayılıyorsunuz. Yani siz 2018'in Ağustos ayında 2019'un Ocak, Şubat ayına vadeli bir çek aldınız. 10.000 TL'lik. Bu çekin Şubat ayında tahsil edilme imkanı olduğu için 2019 yılının kazancı olarak beyan etmek zorundasınız. Ancak siz 2018 Ağustos'ta aldığınız çeki 2018'in Kasım ayında ciro eder birine verirseniz artık Kasım ayı itibariyle tahsil etmiş sayılıyorsunuz ve o kazanç 2018 yılının kazancı oluyor. Serbest meslek kazancında vergilendirilmede gelir vergisi kanunu 18. maddesinde bir de istisna maddemiz vardır arkadaşlar. Normal şartta serbest meslek faaliyetinden elde ettiğiniz kazançları mutlaka beyan etmek zorundasınız. Ancak gelir vergisi kanunu 18. maddesinde müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam gibi veya yazılımcı gibi, bilgisayar yazılımcısı gibi kişilerin ortaya koymuş oldukları eserlerinin satılması, yayınlanması veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi karşılığında bir kazanç doğarsa bu kazancın tamamının gelir vergisinde istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla siz serbest meslek erbabı olarak bu sunumda sayılı olan işlerden herhangi birisini yaparsanız ve buradan bir kazanç elde ederseniz bu kazancınızı beyanname verseniz dahi bu kazancınızı beyannameye dahil etmek zorunda değilsiniz. Çünkü bu kazancın tamamı hem kendiniz açısından hem de yasal mirasçılar açısından gelir vergisinden istisna. Serbest meslek faaliyeti kapsamında birkaç özelgeyi ben özellikle sunuma koydum. Bunlar herkesi ilgilendiren özelgeler. Kısa kısa bahsetmek istiyorum hızlı bir şekilde. Tabii zaman yettiği sürece.
Birinci özelgede serbestlik faaliyeti nedeniyle müşterilere yapılan sözleşmelere ve verilen beyannamelere ait damga vergisi indirim konusu yapılabilir mi diye sorulduğunda, serbest meslek erbabının kendisine ait beyannamesinin damga vergisini indirebileceğini, müşterilere ait damga vergilerinin sözleşmede hüküm olmasına rağmen indirilemeyeceğini özelge ortaya koymuş. Bu şekilde görüş bildirmiş. Yine verilen bir özelgede bağımsız denetçi belgesi, kurs ve yetkilendirme belgesi ücretinin gider yazılıp yazılamayacağı sorulmuş. Benim katılmadığım bir görüş, bana göre öyle söyleyeyim. Bağımsız denetim kapsamında almış olduğunuz belge için ödemiş olduğunuz ödeme ile bağımsız denetim kursuna gitmek karşılığında ödemiş olduğunuz kurs ödemelerinin serbest meslek faaliyetiyle uzaktan yakından alakası yoktur diyerek Maliye Bakanlığı bu gider yazılmasına izin vermemiş. Serbest meslek faaliyetinin icrası için gerekli olan bir harcama değildir demiş. Hiç alakası yok. Bağımsız denetim faaliyetini ben serbest meslek erbabı olarak yerine getiriyorsam eğer, bu faaliyet için de benim o belgeyi alma zorunluluğum varsa, o kursa gitmek zorundaysam, benim o faaliyetin icrası için yapılması gereken bir harcamadır. Benim de bu harcamaya gider yazma kadar doğal bir hakkım olamaz. Çünkü serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderlere baktığımızda faaliyetin icrası için gerekli olan genel giderler der. E bu da faaliyetin icrası için gerekli olan bir belge değil mi? Belge olduğuna göre benim bunu da gider yazmamda herhangi bir sınır olamaz. Bunu ben tamamen gider yazabilirim. Ancak bakanlığın bu konuda vermiş olduğu özelge bunun tersini söylüyor. Yine diğer bir durum, mesleki sorumluluk sigortasında yine gider yazılamayacağını aynı mantıkla söylüyor. Diyor ki serbest meslek kazan tespitinde mesleki sorumluluk sigortasının yapılması gerektiğine ilişkin herhangi bir zorunluluk yoktur. Zorunluluk olmadığı için de sizin bunu gider yazmanız mümkün değildir diyor. Ancak serbest meslek kazancı olarak beyanname verirseniz burada düşebilir misiniz diye baktığınız zaman da orada diyor ki hayır, beyanname üzerinde de kişinin kendisinin, eşinin, çocuklarının hayat ve genel sigorta primlerinin indirebilirsin diyor. Bunlar arasında meslek sorumluluk sigortasını saymadığı için diyor orada düşemezsiniz diyor. Dolayısıyla mesleki sorumluluk sigortasını giderini gider olarak kayıtlarınıza alamazsınız, kazancınızdan düşemezsiniz diyerek görüş vermiş. Ben yine bu görüşe katılmıyorum. Yine serbest meslek erbabının giyim harcamalarının gider yazılamayacağı açık net yine ortaya koymuşlar. Bu konuda Maliye Bakanlığı verdiği özelgelerin tamamı neredeyse bunu söylüyor. Serbest meslek erbabının diyor faaliyetin icrası için diyor bu harcamalara ihtiyaç yoktur diyor. İhtiyaç olmadığı için de diyor kanunda böyle bir düzenleme olmadığı için bunu sizin gider yazmanız mümkün değildir diye görüş vermiş. Yine katılmadığım bir görüş. Çünkü serbest meslek erbabının tek gideri zaten nedir? Kendisini göstermesi için giydiği kıyafetlerdir. En nihayetinde bu faaliyeti yapmak için bir giyime kuşama ihtiyaç var. Güzel giyinmek zorunda. E güzel giyinmek için ne yapması lazım? Bu kıyafetler alması lazım. Faaliyetin icrası için kullanmak zorunda mı bunu? Kullanmak zorunda. Yani bunu düz mantıkla bakarak kanunda yazmıyor diyerek bunun reddedilmesi doğru bir uygulama değil bence. Yine burada da serbest meslek kazancında Aralık ayına ait faturanın daha sonra gelmesi halinde gider yazılıp yazılamayacağı sorulmuş arkadaşlar özelgede. Burada genişletici bir yorum yapmış, güzel bir yorum yapmış aslında. Serbest meslek kazancında tahsil esası geçerli olduğu için demiş, giderde de giderin doğduğu anda gider yazılmasında bir sakınca yoktur demiş. Dolayısıyla da gider belgesinin elinize gelip ödemenin yapıldığı tarih ne zamansa, o tarihte ödeme ne zaman yapıldıysa, ödemenin yapıldığı yılı kazancın tespitinde gider olarak dikkat alınması gerektiğini söylemiş. Bu geniş bir yorum, güzel bir yorum. Gelirde nasıl tahsil esası geçerliyse, giderde de ödemeye bağlamış, bu yönde karar vermiş. Bunu geçiyorum. Yine serbest meslek makbuz düzenlerini ancak tahsil edemeyen serbest meslek kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmuş. En büyük sorunlardan bir tanesi değil mi? Serbest meslek erbabı makbuzları kesiyor KDV için ancak parasını tahsil edemiyor. Serbest meslek kazancında tahsil esası geçerli. E tahsil esası geçerli olduğuna göre ben bu parayı alamadım, ne yapacağım? Bunun da uygulamasına ilişkin verilen özelgede diyor ki hayır diyor. Sen diyor yıl sonu itibariyle diyor eğer bunu tahsil edemediysen tekrar gider yazıp matrağı düşüremezsin. Ancak beyanname verdikten sonra düzeltme hükümleri kapsamında beyanname verip beyannameyle düzeltme hakkına sahipsin diyor. Yani gider yazmaya izin vermiyor ancak düzeltme hükümleri kapsamında
beyanda bulunarak bunu düzeltebilirsiniz diyerek görüş bildirmiş. Yine son verilen bir özelge bu da. Ücret alınmayan ameliyatlarda serbest meslek vakfı üzerinde düzenlenemeyeceği sorulmuş. Yani bir doktor bedelsiz bir ameliyat yapmış. Bu ameliyat kapsamında serbest meslek vakfı ben düzenleyecek miyim? Bu bedelsiz ameliyatın bedelini gelir kaydedecek miyim diye sormuş özelgede. Maliye Bakanlığı vermiş olduğu görüşte tahsil esası geçerli olduğu için serbest meslek kazancında bir tahsilat yoksa gelir söz konusu değil demiştir. Ancak makbuz düzenleyeceksiniz. Makbuz niçin düzenleyeceksiniz? Kapma değer vergisi açısından. Kapma değer vergisi kanununa göre eğer siz bedelsiz daha hizmet verseniz emsal bedelinden KDV hesaplayıp beyan etmek zorundasınız. Bu kapsamda da makbuz düzenleyip makbuz üzerinde sadece tutar, KDV tutarına yer verilerek mal teslimine hizmet yapılmasına ilişkin olup bedeli tahsil edilmemiştir ibaresiyle makbuz düzenlenmesinin mümkün olduğunu belirtmiş. Ücretlerin vergilendirilmesinde gelir vergisi kanunu 61. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bizde gelir vergisi kanununa baktığımızda ücretlerin vergilendirilmesinde stopaj yoluyla vergilendirme esastır. Ancak bazı ücretler vardır ki stopaj söz konusu olmayabilir. Bu kapsamda da baktığımızda eğer benim kazancım üzerinden stopaj yapılmadıysa tutarı ne olursa olsun ben bu kazancı beyan etmek zorundayım. Yıllık gelir vergisi beyannamesiyle. Ancak benim kazancım üzerinden stopaj yapılmış bir ücret gelirim varsa ve bu ücret gelirini de GVK 94'e göre stopaj yapılan tek bir işverenden alırsam bunun tutarının önemi olmaksızın beyan söz konusu değil. Yani benim 1000 lirada ücret gelir elde etsem, stopaj yapılan bir ücret gelir elde etsem, 1 katrilyon da ücret gelir elde etsem bunun beyanı söz konusu değil. Tek işverenden alırsam tabii ki. Ama birden fazla işverenden ücret gelir elde edersem ve bunların tamamı da stopaja tabi ise eğer birden sonrasının içerisinde topluyorum. Birden sonrasının toplamı gelir vergisi kanun tarifesinin yani vergilerin değerlendirmedeki tarifenin ikinci dilimindeki 34.000 TL 2018 yılı için 34.000 TL'yi aşarsa bir dahil hepsini beyan ediyorum. Ama aşmazsa hiçbirisini beyan etmiyorum. Burada birinci ücret olarak neyin belirleneceğine çalışan kendisi karar veriyor. Yani çalışan kendisi 3 tane gelir unsuru varsa, ücret geliri varsa, 3'ü de stopaja tabi tutulmuşsa bir tanesini seçiyor, diğerlerini topluyor. 34.000 TL'yi aşarsa bir dahil hepsini beyan ediyor. 34.000 TL'yi aşmazsa diğer ikisinin toplamı bir dahil, iki dahil, üç dahil hepsini beyan etmiyor. Yani ücretlerin vergilendirilmesinde eğer stopaj varsa ya hep beyan var ya hiç beyan yok. Yani ortası bunun yok. Burada tabii ücretin yıllık beyan edilmesindeki kuralımızda örneklere bakacak olursa bakın biri ücretli 3 ayrı işverenden ücret gelir elde etmiş ve üçünden de stopaj yapılmış. Burada örnekte yüksek olan 100.000 TL birinci işveren olarak kabul edilmiş. 28 artı 12'yi topluyoruz 40.000 TL yapıyor. 30.000 TL'ye geçtiği için 100 artı 40.000 TL 140.000 TL'nin tamamının beyan edilmesi gerekiyor. Diğer bir örnekte ticari kazanç sahibi bir mükellef var. 2 tane de ücret geliri var. 75 ve 24 TL, 24.000 TL olmak üzere. 150.000 TL ticari kazancı mutlaka beyan etmek zorunda zaten. Bundan kurtuluşu yok. Ancak ücretlerde ise eğer burada birinci işveren olarak 75.000 TL'yi seçerse, ikinci işveren alınan ücret 24.000 TL, 34.000 TL'yi aşmadığı için ücretlerin ikisi de beyan edilmez. Ama burada birinci işveren olarak 24.000 TL'yi dikkat alırsak, İkinci işverenden gelen 75.000 TL 34.000 TL'ye geçeceği için 75 artı 24 99.000 TL ücretin tamamının beyan edilmesi gerekir. Ücretlere ilişkin olarak yine verilmiş bir özelge var. Mahkeme kararının istinaden yapılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemelerinin vergilendirilip vergilendirilemeyeceği sorulmuş. Bunun birebir aslında uygulaması şu anda karşımızda olan bir durumda arabuluculuk sistemi. Arabuluculuk sistemi kapsamında ne yapıyor? Arabulucuyla ücretli ve işveren bir araya geliyor. Ücret konusundaki ihtilafları çözüyorlar. Aynı mantık burada mahkeme boyutunda verilmiş özelge aslında arabuluculuk için de aynen geçerli. Burada ne yapmış? Mahkemeye gitmiş çalışan. Mahkeme boyutunda çalışan için kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, ihbar tazminatı ve genel tatil ödemelerinin ödenmesine hükmetmiş.
Burada kıdem tazminatı gelir vergisi kanununun 25. maddesi kapsamında istisna olduğu için gelir vergisine tabi değil. Ancak ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti ve genel tatil ödemelerinin ise ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekir. Aynı mantığı biz arabuluculuk sisteminde de eğer bir çalışan arabulucuyla anlaşarak kabul ettiyse ödemeyi işveren ödeyeceği bu tutarların vergilendirilmesinde kıdem tazminatı kısmı istisna olacak. Ancak kıdem tazminatı haricinde kalan fazla çalışma ücreti, ücretli izin hizmetinin karşılığı olan bedel ya da ihbar tazminatı şeklinde bir ödeme yapılıyorsa bu ödemeler ise ücretin bir unsur olarak vergilendirilmesi gereken bir harcamadır. Niye böyle söylüyor bu kanun? Aslında baktığımızda mahkeme kararında da ücretin tanımından geliyoruz. Ücret bir işverene bağlı, bir iş yerine tabi olarak çalıştırılan hizmet karşılığında alınan her türlü menfaattir. Bu menfaat içerisinde her şey vardır. Çok geniş bir kavramdır. Eğer elde ettiğiniz ücretin vergi dışı kalması için tek kriter vardır. Gelir vergisi kanunu 23 ile 29. maddeler arasındaki istisna, ücret istisnası sayılan kalemlere girip girmediğine bakarız. Eğer onlara giriyorsa istisnadır. Girmiyorsa ücret olarak vergiye tabidir. Bundan kurtuluşumuz yok. İşte bu kapsamda da ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti veya genel tatil ödemelerinin ya da yıllık izin ödemelerinin ücretin bir unsuru olarak kabul ediyor ve gelir vergisi kanununda istisna maddesi olmadığı için tamamını vergiye tabi tutuyor. Dolayısıyla ücretlinin bu tutar üzerinden ödenen net tutarın brüte çıkarılarak işveren tarafından stopaja tabi tutulması gerekiyor. Yine geçen yıl gelen bir düzenleme, iyi bir düzenleme, kadın çalışanlar için getirilmiş olan pozitif ayrımcılığı gerektiren bir durum karşısında yapılan bir düzenleme. İşverenlerin kadın işçi istihdam etmeleri halinde kadın işçilerin çocukları için kreş ve gündüz bakım evi hizmetleri verilmesi halinde veya bunların dışarıdan karşılanması halinde bunların vergilendirilmemesine ilişkin düzenleme. Burada iki kıstasımız var. Bir, bu hizmetin ya iş yerinde verilmesi gerekiyor. İki, ya da bu hizmetin dışarıdan alınması gerekiyor. Eğer hizmet içeride verilirse kadın çalışan için geçerli bu. Kadın çalışanın çocuklarına içeride bir kreş hizmeti verilirse eğer bu kreş hizmeti kapsamında yapılan harcamaların tamamı gider olarak yazılabilir. Aynı zamanda bu kazanç ücret olarak vergiye tabi tutulmaz, istisnadır. Ancak iş yerine bir kreş açılamıyorsa, dışarıdan kreş hizmeti alınıyorsa bu kez burada bir sınır koyuyor. Kadın çalışanın çocuğu eğer kreşe gönderilirse kreş bedelinin işveren adına fatura edilmesi şartıyla ve işveren tarafından bu ödemenin kreş sahibine yapılması şartıyla, faturaya bağlanması şartıyla, yani kadın çalışana fatura kesilmeyecek. Fatura işverene kesilecek. Bu şartla diyor, asgari ücretin %50'sine kadar olan kısmını arkadaşlar gider olarak yazma hakkına sahip ve stopaj söz konusu değil. Yani ücret olarak vergiye tabi değil. Ancak %50 aşan bir ödeme yapılıyorsa aşan kısım ücret olarak vergiye tabi. Yani örnek verecek olursak bir kadın çalışan için işveren yakındaki bir kreşle anlaşma yaptı. Çocuk başına 2000 TL ödeme yapıyor. Fatura kime kesilecek? İşverene kesilecek. Ödemeyi kim yapacak? İşveren yapacak. 2000 TL kanunda yer alan sınır ne kadar? Asgari ücretin %50'si yani 1279 TL. 2000-1279 dersek 700 küsür lira net sağlanmış menfaat olarak kabul ediyoruz. Bunun netten brüte çıkarılarak stopaj yapılması gereken tutar oluyor. Yani bu çalışana sağlanan menfaat olarak kabul ediliyor. Ücret kapsamında stopaj yapılması gerekiyor. İşveren de bu tutarın tamamını gider yazma hakkına sahip. Yine 7103 sayılı kanunla yapılan iş sözleşmelerinin karşılıklı sonlandırılması veya ihale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemelerin nasıl vergilendirileceğine ilişkin olarak düzenlemede boşluk vardı. Gelir vergisi kanunda buna ilişkin düzenlemeler yoktu. Yani ihale sözleşmesi, iş bırakma, iş sonlandırma sözleşmeleri sonucunda ödenen bir tazminat varsa bu tazminat vergiye tabi mi değil mi, ücret mi değil mi tartışmaları vardı. Bu tartışmaları sona erdirmek amacıyla gelir vergisi kanunda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme kapsamında da bunların ücret olduğuna karar verildi. Ancak bu tutarlarında kıdem tazminatı tavan tutarını aşan kısmının vergiye tabi tutulacağını, kıdem tazminatına kadar olan kısımdan ise vergilendirilmeyeceği, gelir vergisi stopajına konu edilmeyeceği hüküm altına alındı. Şu anda uygulamada dediğimiz gibi bir kişinin işi bırakması halinde
işi sonlandırma tazminatı ya da ikale sözleşmesi kapsamında bir tazminat alıyorsa, aldığı tazminatlar o kişinin hak ettiği kıdem tazminatı miktarıyla karşılaştırılıyor. Altında kalırsa herhangi bir stopaj söz konusu olmuyor, vergilenme söz konusu olmuyor, hepsini gider yazıyor. Ancak aşarsa, aşan kısım ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekiyor. Yani netten bürte çıkarılıp bordroya eklenip stopaj yapılması gerekiyor. Bu konuları biraz hızlı geçiyorum çünkü zaman sıkıntımız var. Ancak soru cevap kısmınıza sorarsanız da cevaplarım. Yine buna ilişkin olarak geçici bir madde eklendi. Yani bu kanunun çıkış tarihi 27.3.2018. 27.3.2018'den sonra artık ikale sözleşmesi kapsamındaki ödenen tazminatlar vergiye tabi tutulmuyor. Ancak 27.3.2018'den önce işten ayrılanlara bu sözleşmeler kapsamında ödenmiş bir tazminatlar varsa, bunların da üzerinden bir vergi ödenmişse, çalışanların bu vergilerini geri iade almalarının yolu açıldı. Nasıl açıldı? Gelir vergisi kanununa eklenen geçici 89. maddeyle eklendi. Ancak bunun için olmazsa olmaz kural 27.3.2018 tarihinden önce işten ayrılmış olması gerekiyor ve böyle bir tazminat alınmış olması gerekiyor. Ve bunun için dava açıldıysa davadan vazgeçilmiş olması gerekiyor. Kesinleşmiş bir dava varsa ortada ve davayı kaybettiyseniz bunu iade alamıyorsunuz. Ancak davanız devam ediyorsa davadan vazgeçiyorsunuz, Maliye Bakanlığı'na başvurup sizden kesilen stopajı çalışan kendisi alabiliyor. Yine son 31.2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7162 sayılı kanunla yapılan düzenlemeyle İstik Sigorta İstik Kanunu kapsamında işsizlik ödenen işsizlik ödeneğiyle işe başlatmama tazminatlarının da gelir vergisinden istisna olması için düzenleme yapılmıştır arkadaşlar. Bu kapsamda alınan işsizlik ödenekleri ve işe başlatmama tazminatları da gelir vergisinden istisnadır. Burada işe başlatmama tazminatında ise bir sınır vardır. 4 aydan az, 8 aydan fazla olmamak üzere ödenen tazminatı biz gelir vergisi stopajına tabi tutmuyoruz. Yine bizi ilgilendiren bir özelge olduğu için buraya koydum. İstanbul Kart ödemelerinin ücret olarak vergilenip vergilenmeyeceği de serbest meslek erbabının bunu gider yazıp yazamayacağı sorulmuş. Eğer çalışanlar buradaki bir ayrım yapmış, serbest meslek erbabının kendisinin kullandığı bir İstanbul Kart varsa demiş, bunu faaliyet icrası için gerekli olan bir harcama olduğu için gider yazabilir demiş. Ayrıca iç yüzdeyle bunun KDV'sini ayrıştırıp KDV'sinin konusu yapabilir demiş. Ancak çalışanına İstanbul Kart verirse eğer demiş, bunun için bir harcama varsa bu harcama çalışana sağlanan bir menfaattir. Menfaat olduğu için ücrete tabi olması lazım. Bundan bordroya eklenip netten bürte çıkarılarak stopaj yapılması gerekir demiş. Aynı zamanda bunun KDV'sinin indirim konusu yapılması mümkün değil demiş. Yani İstanbul Kartı toplam bedelin tamamını ücret olarak matrağa ilave edip netten bürte çıkarıp tamamını gider yazma hakkına sahipsiniz. Ancak üzerinden stopaj ödemek şartıyla. Menkul tazminatların vergilendirilmesinde stopaj ile vergilendirme aslında esastır Türk vergi sisteminde. Stopaj ile vergilendirilme kapsamında da ikili bizde ayrım vardır. Yani bir menkul sermaye iradınız varsa, menkul sermayeden kasıt nedir arkadaşlar? Gelir vergisi kanunu 71. maddesinde sayılan 16 bent halindeki kalemlerdir. Yani bir şirket ortaksanız aldığınız kar payı, bankadaki paranız varsa mevduat faiz geliriniz, hazine ve devlet tahviliniz varsa ondan aldığınız kar payı gibi kalemlerin tamamı arkadaşlar, veya bir borç para verdiniz, bunun karşılığında faiz aldınız. Bunların tamamı menkul sermaye iradıdır. Eğer ki bu kalemler ticari bir işletmenin aktifine kayıtlı bir parayla yapılırsa, o takdirde elde edilen kazanç ticari kazançtır ve bu maddeye göre vergilendirilmez. Ancak ticari işletmeye ait olmayan bir parayla bunu yaparsanız elde ettiğiniz kazanç menkul sermaye iradıdır. Menkul sermayenin vergilendirilmesine dediğim gibi stopaj var mı yok mu ona göre bakarız biz. Eğer stopaj yoksa kazancımız üzerinden, menkul sermaye iradında bizi belirleyen kısıtlar 86. maddeye gider gelir vergisi kanunu. 1800 TL kuralımız vardır. 1800 TL yaşan bir harcamam var, gelirim varsa beyan ederim. 1800 TL'nin altında ise beyan etmem. Yani ben gerçek kişi olarak bir arkadaşıma borç para verdim. Bu borç para karşılığında 2000 TL faiz aldım. Bu faiz gelir arkadaşlar menkul sermaye iradıdır. 1800 TL'ye geçtiği için yıllık gelir vergisi beyannamesine beyan etmek zorundadır. Kural budur. Ama ben burada borç parayı verip karşılığında 1600 TL alsaydım, 1800'ün altında kaldığı için
herhangi bir beyan söz konusu olmayacaktı. Stopajda ise karşımıza iki tane kanun maddesi çıkıyor. Gelir eksik kanunu madde 94 ve gelir eksik kanunu geçici 67. madde. Gelir eksik geçici 67. madde 1-1-2015 31-12-2020 tarihleri arasında geçerli olan bir madde. Bu maddenin, şimdi burada tek tek içine girmektense anasını kısaca söylemekte fayda var. Bir gerçek kişi, bir banka, bir aracı kurum, bir borsa, bir vadeli işlemler borsası veya bir katılım bankasından bir menkul sermaye ya da alım satım kazancı elde ediyorsa, bunlar bu ödemeyi yaparken geçiş 67'ye göre stopaj yaparlar. Stopaj oranı %0 ile %15 arasındadır, değişir. Ancak bu stopaj nihai vergidir. Gerçek kişi bu gelirini beyan söz konusu değildir arkadaşlar. Yani sizde bir bankadan, bir aracı kurumdan, bir borsadan para geliyorsa bunlar kaynakta vergilenmiş demektir. Bunların beyanı söz konusu değil. İster 1 lira kazanın, ister 1 katrilyon kazanın fark etmez. Beyan söz konusu değil. Burada geç 67 kapsamına girmeyen kalemler var. Bunlar önemli asıl. Bunlara baktığımızda Eurobond gelirleri. Eurobond faiz gelirleri ve Eurobond alım satım kazançlı olarak bunlar karşımıza çıkar. Eurobond nedir diye soracak olursanız, hazine tarafından yurt dışına ihraç edilen döviz cinsinden tahvil ve bonodur. Bunların alım satımla elde edilen kazanç yaratıcı kazancıdır. Bunların vadesinde elde edilen kazanç ise menkul sermaye yaratıdır. Eurobondların vergilendirilmesinde ise gelir vergisi kanunu madde 94 geçerlidir arkadaşlar. GVK 94 kapsamındaki kazançlarda ise menkul sermayede ise tüm kazanç toplamınız 34 bin TL'ye geçip geçmediğine bakarsınız. Bütün kazancı toplarsınız, eğer 34 bin TL'nin altındaysa stopaj yapılmış olan menkul sermayedini beyan etmezsiniz. Ancak 34 bin TL'ye geçerse beyan edersiniz. Yani sizin örnek verecek olursak ticari faaliyetinizden 20 bin lira geliriniz var. Eurobond'dan da 10 bin lira geliriniz var. 20 artı 10, 30 bin. 34 bin TL'nin altında kaldığı için sadece ticari kazancı beyan edersiniz, Eurobond'u beyan etmezsiniz. Hisselerde kar paylarının vergilendirmesi biraz sonra bahsedeceğim. Orada özellikle konu var. Tam mükellef kurumlara ait olup Borsa İstanbul'da işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerden çıkarırsanız bu ise ne geçiş 67 kapsamında vergiye tabi ne de değer artış kazancı olarak vergiye tabi. Yani tam mükellef bir kuruma ortaksanız ve Borsa İstanbul'da işlem görüyorsa bu ortaklıktan elde ettiğiniz, bu ortaklıktan doğan hisse senediniz bir yerde tutup satarsanız bir yıl sonra elde ettiğiniz kazanç hiçbir şekilde vergiye tabi değil. Yine yurt dışı mevduat ve offshore faiz gelirlerinde üzerine durmak gerekirse bunların vergilendirilmesinde de stopaj söz konusu değildir. Geçiş 67 kapsamında da geçerli değildir. Yani ne geçiş 67 söz konusudur ne de GVK 94 söz konusudur. Dolayısıyla bunların toplamında ise 1800 TL kuralımız vardır. 1800 TL aşarsa beyan ederiz, aşmazsa beyan etmeyiz. Yani kuralımız oldukça basit. Eğer geçiş 67 kapsamındaki faaliyetlerden doğan kazançlarımız ticari bir işletmenin aktifinde yer alan faaliyetten doğan kazançla yapıyorsak bu kazançlara ticari kazanç olarak defter kayıtlarına intikal ettirilir. Ancak geçiş 67 kapsamındaki bu kazançlardan kaynakta kesilen stopajlar beyanname üzerine hesaplanan vergiden mahsup edilir. Yani burada ticari kazanç sahiplerin beyan edilmez diye bir kural yok. Ticari kazanç sahipleri bu kazançlarını beyan etmek zorunda. Kar paylarının vergilenmesinden kasıtlı arkadaşlar bir anonim şirkete, bir limited şirkete, bir SML siparişmiş komandı şirkete ya da kumar vergisi kanunu kapsamındaki bir kuruma ortaksanız ve bu kurumlardan, tam mükellef kurumlardan kar payı alıyorsanız aldığınız kar payının yarısı gelir vergisine istinadır arkadaşlar. Yani ben bir anonim şirkete ortağım, anonim şirket kar payı dağıttı, 100 bin TL kar dağıttı bana. Burada bana kar payı dağıtırken stopaj yapar anonim şirket. Ancak benim beyanda dikkate alacağım rakam brüt tutardır. Yani 100 bin lira üzerinden 85 bin lira bana para geçmesine rağmen %15 stopaj yapar çünkü. Ben bunu brüt olarak dikkate alırım. 100 bin liranın 50 bin lirasını istina yaparım. Kalan 50 bin lira üzerinden vergi hesaplarım. Ve 50 bin lira üzerinde hesaplanan vergiden ise 100 bin lira üzerinde kesilen verginin tamamını yani o 15 lirayı mahsup etme hakkına sahibim. Burada tabii ki 100 binden 50 bin düştük, 50 bin kaldı. Bu 50 bin lira eğer 100 bin olmasaydı benim kazancım atıyorum
40 bin lira olsaydı kar payı, 40'ın yarısı 20 bin olacaktı. 20 bin ise 34 bin altında kaldığı için beyan söz konusu olmayacaktı. Bunu da artı bilgi olarak belirteyim. Bakın, kar payları ilişkin olarak 100 bin liraya bir kazancınız varsa iade alıyorsunuz. 380 bin 800 lira bir kazancınız varsa başa baş oluyor. Yani 380 bin lira bir kar payı aldıysanız bu kar payında vergi çıkmıyor. Çünkü mahsupla kapatıyor. 1 milyon lira kar payı alırsanız da 15.480 TL vergi ödüyorsunuz. Bunları geçiyorum. Yani zaman sıkıntımız var. Sayın Oturum Başkanı bana bakıyor çünkü. Şu örneği bir yapalım isterseniz de en azından bilgimiz olsun. Mükellef A Bankası'nda bulunan döviz mevduat hesabında 65 bin AVD doları karşılığı 350 bin TL faiz gelir elde etmiş. Yine 250 bin TL mevduat faiz elde etmiş ve 275 bin TL repo kazancı elde etmiş. Bu kazançların tamamı banka tarafından bize sağlandığı için ister döviz olsun ister TL olsun fark etmez. Tamamı geçiş 67 kapsamlı sobacı tabi olduğu için bunların beyanı söz konusu değil arkadaşlar. Yine B Bankası'nda bir offshore hesabı açmış ve offshore hesabı kapsamında 150 bin TL faiz gelir etmiş. Offshore kıyı bankacılığı diğer adıyla yurt dışı faaliyete doğan bir kazanç olduğu için tam mükellef gerçek kişilerin Türkiye'de yurt dışından elde ettiği kazançların tamamını Türkiye'de vergilendirmesi söz konusu olduğu için bu kazancını beyan etmesi gerekir. Niye beyan etmesi gerekir? Çünkü bu kazancından stopaj söz konusu değil. Ve 1800 TL'yi de aşmış olduğu için GVK 86'ya göre 1800 TL'yi de aştığı için bu 150 bin TL'yi beyan etmek zorunda. Sahip olduğu menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinden 180 bin TL kazanç elde etmiş. Bunu da yine bir aracı kurum ya da banka aracıyla yapıldığı için GVK 67 kapsamına girdiği için geçiş 67 kapsamına girdiği için bunu da beyan söz konusu değil. Bir şirkete ortak bu ortaklıktan 300 bin TL kar payı almış. Bunun yarısı istisna. Kalan 150 bin TL toplam kazanç şu anda 34 bin TL yaştığı için bu 150 bin TL'de beyan etmek zorunda. Dolayısıyla bizim şu anda bir offshore'dan gelen 150 bin TL'miz var. Bir kar payından gelen 150 bin TL, 300 bin TL kazancımız var. Son örnekte ise 1500 gram vadesiz altın depo hesabı yapmış ve bunu elden çıkartmak karşılığında 180 bin TL kazanç elde etmiş. Bu kazanç ise arkadaşlar Maliye Bakanlığı tarafından verilen özelgelere de bu konu netliğe kavuşturulmuştur. Bu kazanç türü gelir vergisi kanunundaki 7 gelir usulünün herhangi birisine girmemektedir. Girmediği için arkadaşlar bu kazanç vergiye tabi değil. Yani altın kıymetli madenin kendisini ya da endeksli bir kağıdı elden çıkarırsanız buradan bir kazanç doğarsa bu kazancın vergilendirilmesi söz konusu değil. Dolayısıyla bizim burada iki tane kazancımız kalmış oluyor. Dolayısıyla 150 artı 150 300 bin TL'yi bu kişi beyan etmek zorunda 2018 yılı kazancı olarak. En çok sorun olan ve en çok da mükellef olan herhalde kazanç türü gayrimenkul sermaye aradı. Burada da yine vergilendirilmede bizde iki durum karşıya çıkar. Stopaja tabi olan gayrimenkul sermaye aradı ve stopaja tabi olmayan gayrimenkul sermaye aradı. Eğer stopaja tabi olmayan gayrimenkul sermaye aradınız varsa yine burada bir istisnamız var. GMS istisnası. İstisnadan yararlanacak olan bir kazançsa ona göre bakarız. İstisnadan yararlanmayacak olan bir kazançsa bu kez yine GVK 86'ya göre 1800 TL kuralına bakarız. Eğer stopaja tabi olmayan ve istisnadan yararlanmayan bir gayrimenkul sermaye adı kazancım varsa bu kazancım 1800 TL'nin altındaysa beyan söz konusu değil. 1800 TL'nin üzerindeyse beyan söz konusu. Eğer istisnadan yararlanıyorsak da ona göre biraz sonra bahsedeceğim, söyleyeceğiz. Stopaja tabi ise tabii ki orada yine farklı bir durumumuz var. Peki gayrimenkul sermaye adının konusuna gelen kıymetler neler? Baktığımızda 73. maddeki mal ve haklar der kanun. Burada arsa, arazi, bina da gayrimenkul sermaye adıdır. Gayrimaddi hak da gayrimenkul sermaye adıdır, kiralanması. Arazi taşıdı, motorlu araç, gemi benzeri araçlar. Bunların kiralanması, tesis makineler, bunların kiralanması elde edilen kazanç da gayrimenkul sermaye adıdır. Yani benim bir evim var, kiraya verdim, elde ettiğim kazanç GMS'idir. Benim bir arabam var, spor arabam. Hafta sonları kiraya veriyorum birilerine, gerçek kişi olarak. Çok güzel. Benden kiralık istiyorlar ve her hafta sonu kiraya veriyorum. Buradan bir gelir elde ediyorum. Bu da gayrimenkul sermaye adıdır. Benim bir küçük teknem var. Bir aylığına kiraya veriyorum birisine. Bu da gayrimenkul sermaye adıdır. Bunların tamamı GMS'idir arkadaşlar.
Gayrimenkul sahibatlarında tahsil esası geçerlidir. Tahsil esasında ise geçmişe cari tahsilatlar beyan edilir. Gelecek yıllara ilişkin yapılan tahsilatlar ise beyan söz konusu değildir. Serbest meslek kazancında nasıldı? Geçmiş, gelecek, cari tamamını beyan ediyordunuz. Ancak gayrimenkul sermayesinde geçmiş ve cari beyan edersiniz. Geleceğe ilişkin yapılan tahsilatlar ise beyan söz konusu değildir. Tahsilattan kastımız illa nakit tahsilat mı? Hayır. Aynı yapılan tahsilatla tahsil hükmündedir. Aynı yapılan tahsilatta ise tahsilatın yapıldığı gündeki emsal değeri kaç liraysa o günün rakamıyla bu rakam bulunup tahsil edilmiş sayılır. Gayrimenkul sermayede bir de karşımıza emsal kira bedeli çıkar. Emsal kira bedeli de bina arsa arazide emlak vergi değerinin %10'undan %5'inden aşağı olamaz der. Ancak bu konu ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış bir genelge var. 1999 yılında bu genelgede diyor ki eğer diyor gerçekten emlak vergi değerinin %5'inin altında bir ödeme yapıldığı ispat olunursa bu durumda emsal bedel uygulaması zorunlu değildir diyor. Yani siz gerçekten emlak vergi değerinin %5'inin altında bir kira geliri aldığınızı ispatlarsanız bu banka alıcılığı olabilir ya da kiracı ile yaptığınız anlaşma da olabilir. Bunu ispatlarsanız eğer diyor bu durumda emsal kira bedeli uygulanmaz diyor arkadaşlar. Gayrimenkul sermayesi adına istisna maddemiz var. Bu istisna nedir? Gelir eksik kanunun 21. maddesinde tanımlanmıştır. Burası önemli arkadaşlar. Çünkü kira gelirlerinde en çok uygulanan yer burası. Burada 4 tane kuralımız var. Birinci olarak bir gerçek kişi kiraya verdiği bir konut olması gerekiyor. Bir. İki, bu konutun sahibinin ticari, zirai, mesleki faaliyetten bir kazancı olmaması gerekiyor. Beyanlı olmaması gerekiyor. Üç, bu konutta elde edilen kazancı zamanında beyan etmiş olması gerekiyor. Dört, istisnanın üzerinde kazanç olması halinde beyan edilip edilmediğine bakılmaksızın tüm kazanç toplamının gelir vergisi tarifinin 3. dilimindeki ücret gelir için belirlenmiş olan rakam olan 120 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Bu dördüncü şart biraz sınırlayıcı bir şart. Buradaki şart arkadaşlar istisnanın üzerinde kazanç olması haline geçer olan bir şart. Yani benim bir konutum var, kiraya verdim. 2018 için istisna kazancı 4400 TL. 4000 TL kira gelir elde ettim. Bu dördüncü şartı uygulama söz konusu değil. Ancak 20.000 lira elde ettiysem 4400 lirayı aştığı için 20.000 liranın yanında başka gelirlerim de varsa benim bu gelirlerin beyan edeyim ya da etmeyeyim fark etmez. Tamamını topluyorsunuz ve bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Bakın örnekte burada birkaç tane örnek koydum ben. Şöyle bakacak olursak. Bakın Bayan Z 2018'de konuttan 132 bin TL kira gelir etmiş. 132 bin TL 100 bin liraya açtığı için istisnanın uygulanması mümkün değil. Yine örnek 2'de Bay C konuttan 7 bin TL kira elde etmiş. Teklifle vergilendirilmiş 25 bin TL iş yeri kira geliri var. Bir de 95 bin TL ücret geliri var. Stopaj yapılmış ücret geliri. 95 bin TL ücret geliri tek bir işverenden olduğu için beyan söz konusu değil. Ancak istisnanın uygulanmasında biz ne yapacağız? Bu kazançların tamamını toplayacağız. Yani 7 bin, 25, 95 toplarsak 127 bin lira yapar. 101 bin lira açtığı için istisnanın uygulanması söz konusu değil. Bu örneklere bu şekilde bakabiliriz. Gayrimenkul sermaye adının vergilendirmesinde gider usulüne baktığımız zaman da ikili bir ayrımımız var. Yani kazancım var, kazancı beyan edeceksem eğer bu kazançtan benim gider olarak düşebileceğim kalemler var. Bu kalemler içerisinde götürü gider ya da gerçek gider yöntemi seçmek zorundayım. Eğer götürü gider yöntemini seçersem 2017 ve sonrasında elde edilen kazançlarda götürü gider usulünde kazancın %15'ini ne yapıyorum? Direkt düşüyorum. Eğer istisnaya tabi olan bir kazancım varsa önce istisnayı düşüyorum. Sonra kalan bakiyenin %15'ini matrahtan düşüyorum ve gelir vergisi matrahımı buluyorum ve bunu beyan ediyorum. Yani uygulaması bu şekilde. Bu %15 2017 öncesinde %25'ti ama şu an itibariyle %15. Peki bundan herkes yararlanabilir mi? Evet herkes yararlanabilir. Sadece ve sadece hakların kiraya verilmesinde götürü gider usulü uygulanmaz. Mükellefler gerçek gider usulünü seçmişlerse götürü gider istedikleri anda geçebilirler. Ancak götürü gider usulünü seçen bir mükellef 2 yıl geçmedikçe götürü giderden gerçek gidere geçemez. En az 2 yıl götürü giderde kalmak zorunda. Gerçek gider yöntemini seçtiği zaman da kanunda arkadaşlar saymış. Demiş ki şunlar gerçek gider yöntemine edilecek olan kalemlerdir. Tek tek saymış. Bunların mantığına baktığınızda da
kira konusu olan gayrimenkul için yapılan harcamalar bunlar arkadaşlar. Genelin tamamına baktığınızda o gayrimenkulün konusunu oluşturan harcamalar. Bunların tamamının ispatlanmak yani tefsik etmek yani belgeye bağlanmak şartıyla indirim konusu yapabilirsiniz. Eğer gerçek yönetimi seçiyorsanız da 5 yıl süreyle bu belgeleri saklamak zorundasınız. Zaman aşımı bitinceye kadar. Burada özellikle bir iki tane konu var. Onlardan bahsetmekte fayda var. Eğer gerçek gider yönetimi seçen bir mükellefseniz yaptığınız harcamalarınız yani gideriniz gelirinizden fazlaysa gider fazlalığını beyannameye getirip diğer kazançlarınızdan düşme hakkına sahipsiniz. Eğer kazanç yeterli olmazsa gelecek yıla devretme hakkında sahipsiniz. Yani kira geliriniz 20 bin, gerçek gideriniz 30 bin, 10 bin lira zarar doğdu. Bu 10 bin lirayı beyannameye getirip ticari kazançtan 20 bin lira kazancınız var diyelim. 20'den mahsup edip 10 bin lira ticari kazançtı beyan etme hakkına sahipsiniz. Eğer beyannamede mahsup edemezseniz de gelecek yıla devretme hakkına sahipsiniz. Kural buyken burada iki tane kalem var. Bu iki tane kalemde gider fazlalığı yaratamıyor. Yani beyannameye zarar olarak getiremiyorsunuz, diğer kazançta düşemiyorsunuz, gelecek yıla devredemiyorsunuz. Ne bunlar? Birincisi, bir adet gayrimenkul için geçerli, konut olarak kiraya verilen bir gayrimenkulün, iktisap tarihinden itibaren, yani satın alma tarihinden itibaren, 5 yıl süreyle satın alma bedelinin %5'ini gerçek gider olarak düşme hakkına sahipsiniz. Yani ben 1 milyon liraya bir gayrimenkul aldım, bunun %5'i 50 bin TL yapar, kiraya verdim, bu kirada karşılığında aylık 3 bin liradan kiraya verdim diyelim. 36 bin TL kira gelir ettim yılda. Gider 50 bin. 36 eksi 50. 14 bin lira kalır. Bu 14 bin lirayı benim gelecek yıla devretme hakkım yok. Diğer kazanç düşme hakkım yok arkadaşlar. Ve bunu en son düşme hakkına sahibim. Yine bunun gibi bir kalem daha var. O kalem ise sahip oldukları konutlara kiraya verdilerinin kirayla tuttukları konutlara ödemiş oldukları kiralar. Yani bu ne demek? Ben bir daire sahibiyim, kiraya verdim, 40 bin lira kira geldi ettim, kendim kirada oturuyorum, 50 bin lira kira giderim var. Bunu düşme hakkına sahibim gerçek giderde, ancak 10 bin lira zararı beyannameye getirip diğer kazançtan düşemiyorum, gelecek yıla devredemiyorum. Bu da yine sınır var. Ve bu ikisini en son düşüyorum. Yani gerçek yönetimi seçtiğim zaman diğer kalemleri düşüyorum. Nedir onlar? Eğer kredi kullanırsam faiz giderim düşme hakkına sahibim, bakım onarım giderim varsa bunu düşme hakkına sahibim. Amortisman giderin düşme hakkına sahibim ve ödediğim vergi resim harçlara düşme hakkına sahibim. Bunları düşüyorum. En son bunları düşüyorum. Eğer bunlar zarar doğurursa beyannameye getirip diğer kazançlardan düşme hakkına sahip değilim. Gerçek gider usulünü seçersem bende bir kısıtlayıcı bir hüküm daha var. Gerçek gider usulünü seçtiğim takdirde arkadaşlar istisnaya isabet eden gideri düşme hakkına sahip değilim. Yani ben bir kira geliri sahibiyim, konut kira geliri sahibiyim. Gerçek gider yönetimini seçtim. İstisna uygulama hakkım var. Eğer istisna uygulama hakkı olan bir mükellefsem, istisnaya isabet eden gideri düşme hakkına sahip değilim. Yani burada hakkım bir örnek var. 44 bin TL kira geliri var, 20 bin TL gideri var. Başka da bir gelir yok bu mükellefin. GMS istisnası düşme hakkı var mı? Var. Çünkü tüm şartları sağlıyor. 44 bin TL'den 4400 düşüyoruz, 39.600 kalıyor. 44 bin TL'de 20 bin TL gider hakkı varsa 39.600 TL'de kaç da gider hakkı bulur? Ona bakıyorsunuz. Bunda da 18.000 TL çıkıyor. Dolayısıyla benim gerçek gider yönetimi seçmem halinde düşeceğim gider her ne kadar 20 bin TL olsa da 18.000 TL'den fazla olamayacak. Bu da yine sınırlayıcı bir düzenleme. Yani istinaya hesabetten gideri düşemiyorum. Eğer stopaj yolu vergilenen bir kazancım varsa da kira gelirim varsa da buradaki kuralda arkadaşlar tüm kazancımız 34 bin TL'nin altında kalırsa bu kazancı beyan etmiyorum. Ancak kazanç toplamı 34 bin lira yaşarsa bu kira gelirini beyan etmek zorundayım. Buna ilişkin bir tablo koydum buraya ben. Sadece kira geliri var, başka hiçbir gelir yok bu kişinin ve tamamı stopaja tabi tutulmuş. Bakın bu kişi de 97.641 liraya kadar vergi çıkmıyor. 97.640 lira yaşayan durumda ise vergi çıkar. Yani beyan söz konusu. Beyan sınırı 34 bin lira. 34 bin lira yaşayan durumda da beyanname veriyorsunuz. 97.600 liraya kadar vergi çıkmıyor. 97.600'den sonra ise vergi çıkıyor. Ama 34 bin altında kalıyorsa beyan etmiyorsunuz. Bunları geçiyorum. Yine GMS'de verilmiş birkaç tane özelge var. Bunlardan kısa kısa bahsetmek istiyorum. Eşi tarafından ödenen lojman kira bedelinin
Kira gelir elde eden tarafından indirim konusu yapılamayacağı sorulmuş. Aile birliği kapsamında bunun indirilebileceği özelgede hüküm altına alınmış. Yani eşin ödemiş olduğu kira giderini kira geliri sahibi diğer eş düşme hakkına sahip. Yine günlük veya haftalık sürelerle konut kiralama faaliyetinden elde eden kazanç nedir diye sorulmuş. Günlük veya haftalık faaliyetler kapsamında konut kiralama hizmetlerinin ticari bir organizasyon gerektiren hizmet olduğuna karar verilmiş Maliye Bakanlığı tarafından ticari mahiyette olduğu için de bu kazancın GMS'yi değil ticari kazanç olması gerektiği söylenmiş. Bu kapsamda bu kazançlar için fatura düzenlenmesi ve beyan edilmesi gerekir demiş. Ticari kazanç olarak. Kentsel dönüşüm kapsamında alınan kira yardımı diline beyanname verilemeyeceği sorulmuş. Kentsel dönüşüm kapsamında kiracıların evini boşaltması karşılığında ödenen kira yardımlarının hiçbir gelir unsuruna girmediği söylenmiş Maliye Bakanlığı görüşünde doğru bir görüş. Ve bunun da vergiye tabi olmayacağını söylemiş. Doğru bir görüş. Yine temlikname ile GMS'yi mükellefiyetinin devrilip yapılıp yapılamayacağı sorulmuş. Yani ben kira geliri sahibiyim. Dairenin sahibiyim. Ancak dairenin kira gelirini kardeşime dedim ki al burayı sen takip et. Kira gelirini sen al ve tamamını da sen beyan et dedim. Böyle bir anlaşma yaptık aramızda. Bu anlaşmanın arkadaşlar vergi kanunları kapsamında hiçbir hükmü yok. Doğru bir özelge. Vergi usulü kanununa göre tarafların arasında yapacakları özel anlaşmalarla mükellefiyet ya da vergi sorumluluğunu ortadan kaldıramazlar. Burada mükellef gayrimenkulün sahibidir. Kardeşine dahi bu hakkı verse gayrimenkulün sahibi olarak bu kira gelirini beyan etmek zorunda. Yine site yönetimleri tarafından ortak kullanılan alanların kiraya verilmesi halinde vergilendirme olacak mı diye sorulmuş. Burada da ortak kullanımdaki alanın kiralanması karşılığında bir gelir edilirse ortakların her birisinin hissesine düşen tutarın vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmış. Burada da arkadaşlar eğer karşı taraf stopaj yapan bir mükellefse stopaj yapmış kazanç tutarı 34 nitelinin altında kalırsa beyan söz konusu değil demiş. Stopaj yapması gerekmeyen bir mükellef kirayı ödüyorsa demiş de bu kez de ortakların her birisinin site yönetimindeki ortakların her birisinin 1800 TL'yi aşan bir kazancı varsa beyan edilir. Aşmazsa beyan edilmez demiş. Gelir vergisi kanunu mükerrer 80. maddesinde değer artış kazancından bahseder arkadaşlar. Mükerrer 80. madde kapsamındaki değer artış kazancı içerisinde en önemli madde de gayrimenkullerin elden çıkarılması elden kazançtır. Yani en çok uygulanan madde de budur. Nedir bu? Gayrimenkullerden kastımız da gelir vergisi kanunu 70. maddesinin 1, 2, 4 ve 7. bendinde yer alan gayrimenkullerin 5 yıl içerisinde elden çıkarılması halinde bu elden çıkartmadan bir kazanç da varsa diyor bu kazancın vergiye tabi olduğunu söylüyor. Buradaki 1, 2, 4 ve 7'den kastımız nedir diye baktığımızda da arsa, arazi, binalar, voli mahalli dalyanlar, gayrimenkul aktivitelerinin haklar, gemi ve gemi benzeri taşıtlar. Bunların satın alındığı andan itibaren 5 yıl geçtikten sonra elden çıkarırsanız elde ettiğiniz kazançtan bir vergilenme söz konusu değil. Ancak 5 yıl dolmadan elden çıkarırsanız elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak vergiye tabi. Burada da değer artış kazançlarında da arkadaşlar menkul kıymetlerin elden çıkarılması hariç 12.000 TL'si yıllık olarak gelir vergisinden istisnadır. Burada bir örnek koydum ben. 24.3.2015 tarihinde 200.000 TL'ye almış bir gayrimenkulü 12.11.2018 tarihinde 500.000 liraya satmış. 2015'ten 2018'e kadar 3 yıl geçmiş. Dolayısıyla 5 yıl dolmamış. Dolayısıyla 200-500 300.000 lira kar var. Bu değer artış kazancı mıdır? Değer artış kazancıdır. Buna ilişkin arkadaşlar kanun bir hak daha veriyor. Diyor ki eğer bu elden çıkartma sebebiyle bir kazanç doğarsa bu elden çıkartma kapsamındaki satın alma maliyet bedelini endeksleme yapma hakkına sahipsin diyor. Ancak endeksleme yapılması için de diyor belli bir oranda diyor enflasyonda artış meydana gelmiş olması lazım. Bu da %10 kuralını getiriyor. Peki bunu nasıl hesaplıyoruz? Satın aldığın tarihtenki bir önceki ayın yurt içi üfe endeksini alıyorsunuz diyor. Sattığınız tarihten bir önceki ayın yurt içi üfe endeksini alıyorsunuz diyor. İkisi arasındaki farkı birinciye böldüğünüz zaman da oranı buluyorsunuz. Bu oran eğer %10'dan fazlaysa bu durumda maliyetlerini bu kadar artırma hakkına sahipsiniz diyor. Bizim örneğimizde de satın alma Mart 2015'te Şubat endeksini alıyoruz. Şubat endeksi 239.46. Sattığım tarih 11. ay yani Kasım ayı. Kasım'dan bir önceki ay Ekim endeksini alıyorum. O endekste 443.78.
443.78 eksi 239.46 bölü ilk endekse bölüyorum. Bulduğum rakam %85 çıkmış. Dolayısıyla benim 200 bin liralık maliyeti %85 oranında artırma hakkına sahibim. Artırdığım zaman da benim maliyetim 370 bin TL'ye çıkıyor. 500 bin eksi 370 bin düşüyorum. 129 bin lira benim değer artış kazancım oluyor. Bundan da 12 bin TL istinavi düşme hakkına sahibim. Bu durumda kalan bakiyeyi ben beyan etmek zorundayım. Arsa karşılığı alınan dairelerin satışında kazanç var mı yok mu diye sorulmuş. Bu da yine sıkça karşılaşılan bir durum. Arsa karşılığında arsa sahibi aldığı daireleri elden çıkarırsa bu elden çıkartma vergiye tabi mi değil mi? Bu sorulmuş arkadaşlar. Eğer arsa karşılığında diyor satın al, bir trampadır bu diyor. Siz daire arsa veriyorsunuz karşına daire alıyorsunuz diyor. Bu kapsamda bu daireleri eğer diyor iksat tarihinden itibaren 5 yıl içinde aynı kişiye bir seferde satarsanız bakın aynı kişiye bir seferde satarsanız diyor bu kazanç değer artış kazancıdır vergiye tabidir diyor. 5 yıldan sonra diyor aynı kişiye bir sefer satarsanız bu kazanç vergiye tabi değildir diyor. Ancak diyor bu gayrimenkulleri diyor aynı yıl içerisinde birden fazla kişiye satarsanız ya da takip eden yıllarda birden fazla kişiye satarsanız diyor artık bu faaliyet ticari faaliyettir diyor. Buradan elde eden kazanç da ticari kazançtır. Ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir diyor. Bu konuyu bu şekilde söylemesine rağmen Zeki Sultan da buna bahsedecektir büyük bir ihtimalle. Buna ilişkin Danıştay tarafından verilmiş tersi kararlar var. Burada her ne kadar Trump'a yani bir iktisap el değiştirme olsa da hala arsanın karşılığında alınan dairenin elden çıkarılma söz konusu olduğu için burada bir ticari faaliyetten söz edilemeyeceğini Danıştay kararlarında belirtmektedir. Ancak Maliye Bakanlığı'nın görüşü bu konuda nettir. Bu şekilde görüşüne devam etmektedir. Malik olunan konutların gayrimenkullerin şirkete sermaye konulması halinde vergilenmeyeceği sorulmuş. Şimdi değer artış kazançlarının vergilendirilmesinde arkadaşlar elden çıkartma tabiri vardır kanunda. Elden çıkartmaktan kasıt bir miras karşılığı ya da vasıf olarak bunun satılması, devri, trampa edilmesi, takas edilmesi, bir sermaye şirketine sermaye olarak konulmasıdır arkadaşlar. Bu kapsamda siz bir sermaye şirketine aynı sermaye olarak bir gayrimenkulü koyarsanız bu bir elden çıkartma olarak görüyor. Eğer gayrimenkulü koyduğunuz tarihle satın aldığınız tarih arasındaki süre 5 yıldan daha uzun süre geçmişse herhangi bir vergilenme söz konusu değil. Ancak 5 yıldan daha az bir kısa süre geçtiyse bu kazanç değer artış kazancı olarak vergiye tabi. Tabi burada parantez açıp şunu da söylemek lazım. İvası olarak iktisap edenler hariç. Yani miras yolu ya da bedelsiz olarak size verilmiş bir gayrimenkul varsa bunları siz ister 5 yıl içinde elden çıkarın ister 5 yıldan sonra elden çıkarın vergiye tabi değil zaten. Bu hariç. İvası iktisaplar hariç. Diğer durumlarda 5 yıl kriterine bakıyoruz. Bu kapsamda eğer siz gayrimenkulü aynı sermaye olarak şirkete koyarsanız İvas iktisaptan geliyorsa vergilenme söz konusu değil. Siz satın aldıysanız 5 yıl geçtiyse vergilenme söz konusu değil. Ancak 5 yıl dolmadan koyduysanız satın aldığınız tarihle aynı sermaye ile koyduğunuz tarih arasında geçen süre 5 yıldan az olduğu için değer ikisinin arasındaki değer farkı değer artış kazancı olarak vergiye tabi tutulmak zorunda. Bunu geçiyorum söylemiştik. Yine değer artış kazancı kapsamında getirilmiş olan bir istisnai durum. Taksi dolmuş servis plakalarının satışından doğan kazancın tamamına istinad düzenlemesi. Türkiye'de taksi dolmuş olmak gerekiyormuş. Çok fazla hak veriliyor. Eğer taksi dolmuş servis taşımacılığı yapıyorsanız bu taşımacılık faaliyetinde taksi plakanız, dolmuş plakanız varsa arkadaşlar bu plakayı elden çıkarırsanız bu elden çıkartma elden kazanç hakkın elden çıkarılması olduğu için değer artış kazancı olarak vergiye tabiydi. Bu kapsamda bunlar vergilendiriliyordu. Bunun için değer artış kazancına ilişkin maddeye ek yapılarak bu kazançların hariç denildi. Yani vergi dışı bırakıldı arkadaşlar. Bununla kalmadı tabii ki bir de geçici bir madde kondu. Bu geçici madde kapsamında da bu taksit olmuş ücretleri kapsamındaki kanunun değişiminden önceki tarihlerde yapılmış tarihiyatların da dava konusu edildiyse davadan vazgeçme şartıyla ortadan kaldırıldı. Bunlara ilişkin tarihiyat yapılamayacağı hüküm altına alındı. Devam eden incelemelerin sonlandırılması yönünde karar alındı. Diyorum yani taksici olmak gerekiyormuş. Zaten taksiciler vergi de vermiyor diyorsunuz.
basitlet abiler zaten 9000 lirası istisna zaten bir de buradan bu kazançla vergi dışı bırakılmış. Adaletli mi değil mi artık siz karar verin. Hı? Evet. Şimdi tüm gelir hususundan bahsettik arkadaşlar. Çok zaman da almak istemiyorum. Bitirmek istiyorum ama şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Ben şimdi 7 gelir hususundan kazanç elde ediyorsam eğer ticari zirai mesleği kazancım varsa mutlaka beyan edeceğim. Bir. Ücret gelirim varsa, ücret gelirinden stopaj yapılmamışsa beyan edeceğim. Stopaj yapılmışsa ücret gelirim. Tek işlerden alıyorsam beyan söz konusu değil. Birden fazla ücret gelir elde ediyorsam, birden sonrasının toplamı 34.000 TL yaşarsa hepsini beyan ediyorum. Aşmasa beyan etmiyorum. Bunları saydık. Bir de gelirin toplanmasında beyan edilmeyen ücretler artı istisna kazançlar hariç tüm kazanç toplamım benim. 34.000 TL'nin altında kalırsa bu kazanç içerisinde yer alan stopaj yapılmış kira gelirim varsa veya stopaj yapılmış olan menkul sermaye adım varsa bunları beyan etmiyorum. Eğer 34.000'in üzerindeyse bunları beyan ediyorum. Yani kural burada bu arkadaşlar. Eğer kira gelirim ya da menkul sermaye adım stopaja tabi olmayan bir kazançtan doğuyorsa ve istisnaya tabi olmayan bir kazançsa bu durumda ise 1800 TL kuralına karşılaşıyoruz. 1800 TL'nin üzerinde ise beyan ediyoruz. Altında ise beyan söz konusu değil. Bir tane örnek şöyle hepsini anlatmayayım. Bakın burada birinci işverenden 124, ikinci işverenden 32.000 TL geri ödetmiş bu kişi. Birinci işveren eğer 124 seçerse ikinci işveren 32.000 TL 34.000 altında kaldığı için ücret gelirinde beyan söz konusu değil. Bunu attık. Geldi iki tane kazancımız kaldı. Konut ve iş yeri. Şimdi iş yerinden stopaj var mı? Var. İş yerinden stopajın kuralı neydi? Tüm kazancımız bizim. 34.000 yaşıyor mu aşmıyor mu bakacağız. 15.400 artı 27.000 ücret hariçledik çünkü. Topladığımız zaman 42.400 yapıyor. 34.000 aştı mı? Aştığı için her ikisini de ben beyan etmek zorundayım. Bakın burada iş yeri kira geliri 18.000 lira. Konut kira geliri 13.200 lira. Başka bir gelirim yok. Konut kira gelirinde benim ne hakkım var? İstisna hakkım var. Dört şartım vardı. Ne şartı bunlar? Ticari zirai mesleği kazancım olmayacak. Var mı yok. Zamanında beyan edilecek. Ediyorum. Konut olarak kiraya verilecek. Vermişim. Tüm kazancım da 120.000 lirayı aşmayacak. Aştı mı? Aşmıyor. Dolayısıyla istisna uygulama hakkım var. 13.200'den 4.400'lük 8.800. 8.800 artı 18.000 topluyorum. 26.800 lira yapıyor. 26.800 34.000 altında kaldığı için stopaj yapılmış olan iş yeri kirasını beyan etmiyorum. Sadece ve sadece konut kirasını beyan ediyorum burada. Bunları çoğaltabiliriz. Bu şekilde geçiyorum biraz. Hızlı geçiyorum. Beyanname üzerinde yapılacak olan indirimlere biraz da bakacak olursak tüm kazanç sahipleri arkadaşlar yani 7 gelir hususundan da beyanname veren bir gerçek kişinin beyanname üzerinde kazanç olması halinde indirebileceği bazı kalemler vardır. Nedir bunlar? Hayat sigorta, hayat sağlık, şahıs sigorta primleri. Yani bunlar kişinin kendisinin, eşinin, çocuğunun için ödemiş olduğu sigorta primleri varsa özel sigortalar bunlar yani. Bunları beyanname özünde düşme hakkına sahip. Burada sınır var mı? Var. Kazancın %15'ini aşmayacak. Ve yıllık da asgari ücreti aşmayacak. Bu kapsamda yapacaksınız. Bağkur primlerini indirebilir miyiz? Evet, bağkur primlerini arkadaşlar ticari zirai mesleği kazanç sahipleri beyannameler üzerinden indirim hakkına sahiptir. Aynı zamanda bunlar ticari zirai mesleği kazançlarını hesaplarken doğrudan doğruya gider de yazabilirler. İkisi arasında fark nedir? Eğer gider yazarsa zarar doğurabilir, diğer kazançlarına düşebilir, gelecek yıla devredebilir. Ancak beyanname üzerine bağkur primi düşmeye kalkışırsa bu durumda ise eğer kazanç yeterli olmazsa beyannamedeki kazanç bu takdirde o kazançlı yeterli olmadığı için düşüremediği bağkur primini gelecek yıla devredemez, kullanamaz. Aradaki fark bu. Yine beyanname üzerinden bağış ve yardımları düşme hakkına sahibiz. Kazanç olması halinde tabii ki bu da yine. Engellilik indirimi yine beyanname üzerinden ücret gider elde eden kişiler, serbest meslek erbabı ve basit tabi olan mükellefler engellilik indirimi düşme hakkına sahipler. Yine özel sağlık ve eğitim harcamalarını gerçek kişiler kendisine, eşine, çocuğuna ait olan özel sağlık ve eğitim harcamalarını düşme hakkına sahip. Tabii ki burada birinci benddeki o. Şahıs sigorta primlerinde de aynı kural geçerli arkadaşlar. Bunlar için indirim konusu yapılabilmesi için bir kişinin kendisine, eşine veya çocuklarına ait olması lazım. İki, bunların mutlaka ve mutlaka Türkiye'de gelir ya da kurumlar vergisi mükellef olan mükelleflerden alınmış olması ve faturaya bağlanmış olması gerekiyor.
Bunlar olmazsa olmaz kural arkadaşlar. Dolayısıyla mükellef olmayan bir kişiden veya kurumdan bu hizmetleri aldıysanız, bu hizmetler kapsamındaki harcamalarınızı beyannamede düşme hakkına sahip değilsiniz. Bu kapsamda eğitim harcamalarında eğer çocuklarınızı özel okula gönderiyorsanız, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise için yapmış olduğunuz harcamaları belgesini almak şartıyla kazancınızdan düşme hakkına sahipsiniz. Buradaki sınır nedir? Kazancın %10'u sınırıdır. Yani 100 bin lira kazancınız varsa 10 bin liraya kadar bunlara düşme hakkına sahipsiniz. Ancak çocuğunuz üniversiteye gidiyorsa, özel bir üniversiteye gidiyor ve ödeme yapıyorsunuz. Bunu düşebilir misiniz? Hayır, bunu düşemezsiniz arkadaşlar. Özel üniversiteler vakıf üniversiteleri olarak kurulurlar Türkiye'de. Vakıf üniversitesi de YÖK kanunu kapsamına tabidir. YÖK kanunu kapsamına tabi olan bütün üniversitelerde kumlar vergisinden istisnadır arkadaşlar. İster kamu üniversitesi olsun, ister özel üniversite olsun, bunların tamamı YÖK kanunu kapsamına tabi oldukları için, kumlar vergisi kanununa göre kumlar vergisinden istisna oldukları için, bunlar fatura düzenleseler dahi kumlar vergisi mükellefi olmadıklarından dolayı bunlara yapılan eğitim harcamalarının beyanname üzerine düşünmesi mümkün değildir. Burada düşeceğimiz diğer kalemler sponsorluk harcaması, ARGE harcaması, geçmiş zararlarına düşebiliriz. Geçmiş zararlarına yine dikkat edeceğimiz bir kıstas daha var. Af kanunları kapsamındaki yapılan düzenlemeler kapsamında matrah altında bulunan mükellefler, ister gelir vergisi mükellefi olun, ister kumlar vergisi mükellefi olun, iki tane af düzenlemesi oldu son dönemde, şu anda uygulaması devam eden. 6130 sayılı kanun kapsamındaki af, 1, 2, 7143 kapsamındaki af. Bu iki kanun kapsamında afta yararlanan mükellefler eğer matrah altında bulunmuşlarsa, matrah altındaki yıllardan bir zarar doğmuşsa, 2018'e devamında eğer bunlar hala kullanacaklarsa bu zararı, arttıkları yıllardan gelen zararın yarısını beyanname düşecekler, diğer yarısını düşemeyecekler. Buradan bahsedeceklerim bunlar. Diğerlerini şöyle kapsamlı şekilde, hızlı şekilde anlattım. Dediğim gibi zaman sıkıntısı olduğu için hocam, çok uzatmak istemiyorum. Eğer sorularınız olursa bu konuda ilişkin olarak soruda yine cevap veririm. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın Selahattin Gökmen'e kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ticari kazanç, serbest meslek, ücret, menkul, gayrimenkul, sermaye iratları, değer artış kazancı ve beyan edilmeyen durumları ve indirimleri bizlerle paylaştılar. Şimdi sevgili konuğum İsmail Vefa Ak'ta sıra. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü sevgili İsmail Vefa Ak bize gelir idaresi görüşleriyle gelir vergisi tespitinde özellik arz eden konuları paylaşacak. Şimdi bu eğitim seminerlerinde biraz genel olarak derslerde falan da insanın böyle konsantrasyon sınırlarını falan ölçmüşler. İşte en fazla 45-50 dakika falan çıkmış. Dolayısıyla şu anda ben konsantrasyonunuzun dağıldığını düşünüyorum. O yüzden böyle bir iki duygularımı paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle bugün Sayın Nevzat Pamukçu'nun vefatını öğrendik. Hem sevenlerine hem de meslek camiasına başsağlığı diliyorum. Diğer taraftan yine sözlerime başlamadan önce duygularımı bir iki cümleyle ifade etmek istiyorum. Ben de bir meslek mensubunun oğluyum aslında. Maliye Bakanlığı'ndaki görevime başlamadan çok önceleri de bu camiayla hep iç içe oldum. Başladıktan sonra da hatta bilmiyorum ne kadar olumlu intiba bıraktım ama 2013 yılında Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Odası'na teftiş ettim. Şimdi de hem İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nı temsilen hem de bir meslek mensubunun evladı olarak karşınızda bulunmanın onuru ve heyecanı içerisindeyim. Biz de İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak
gelir vergisi mevzuatı uygulamalarında özellik arz eden bazı hususlara değindiğimiz bir sunum hazırladık. Aslında Üstad gelir dairesi görüşlerine de biraz girdi. Biraz da belki benim yükümü de almış oldu böylece. Ama işte bazı görüşlere katılmıyorum falan dedi. Hatta sunum yaptığı görüşlerin bir kısmı, hatta bir iki tanesi galiba benim de imza ettiğim görüşlerdi. Ama o görüşe katılmıyorum demedi. O görüşe herhalde katılıyor diye düşünüyorum. Sunumumuz genel olarak yine kazanç türleri itibariyle bir takım özellikli hususlara değindik. Onları sizle paylaşmak istiyoruz. Daha sonra gelirin beyanı, diğer indirimler ve vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi müesseseleriyle ilgili bazı özellikli hususlara değindik. Bazı hususlar Üstad tarafından da anlatıldı. Onlara da zaman kısıtını dikkate alarak geçmeyi düşünüyorum. Ticari kazançlarda bildiğimiz üzere tahakkuk esası ilkesi geçerli. Burada da bize en çok sorulan sorulardan biri, işte ben gider faturalarım sonra geldi, hesap dönemini geçtikten sonra geldi veya faturayı kestik ama mal teslimi sonra oldu. Burada gelir vergisi mevzuatı açısından tahakkuk ilkesi ne anlamda gerçekleşti soruları bize yöneltiliyor. Tahakkuk ilkesi bildiğiniz üzere miktar ve mahiyet olarak, yani gelir veya gideri doğuran işlemler açısından miktar ve mahiyet itibariyle bir kesinleşmeyi ihtiva ediyor. Dolayısıyla mesela katma değer vergisi kanunundan ve uygulamalarından buradan ayrılıyor. Yani vergiyi veya geliri doğuran olay desek daha doğru olur. Bir fatura eğer bir hesap döneminde düzenlenmişse malın teslimi, bu yine özergelerimize konu olan bir husustu. Malın teslimi ertesi yılda yapılmış olsa mal teslimi gelir vergisi mevzuatı açısından gelirin tahakkuk ettiği dönem olarak dikkate alınıyor. Yine hesap dönemi kapandıktan sonra ulaşan gider faturaların durumu, telefon, elektrik, su, doğalgaz gibi, tabii ticari kazancın tespiti açısından konuşuyoruz. Bunlar yine tahakkuk ettikleri yılın gideri olarak dikkate alınıyor. Söz gelimi Aralık ayına ilişkin, 2018 yılının diyelim Aralık ayına ilişkin elektrik, telefon, su faturalarının gider belgeleri Ocak ayında geldiği zaman, bu takdirde biz bu gideri bir önceki dönem, yani gerçekten de tahakkuk ettiği dönem gideri olarak dikkate alıyoruz. Ancak gider belgeleri gelmediği için defterlere kayıt yapılamaması söz konusu olduğunda, burada biz bu giderleri beyanname üzerinden, diğer indirim ve istisnalar ve kazançlar, diğer indirim ve istisnalar satırında göstererek kazançtan indirim konusu yapıyoruz. Ertesi yıl gider faturaları geldiğinde burada tabii kayıtlarımızı yapacağız, ancak bu giderleri bu dönem için kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacağız. Diğer taraftan banka ekstrelerinde farklı bir durum var gelir dairesi görüşlerinde. Bankaların hesap işletim ücretleri, diyelim ki yine 2017 yılının hesap işletim ücreti 2018 Ocak'ta ekstreye yansıtılmış olsun. Burada da ekstreye yansıtıldığı tarih gider açısından giderin tahakkuk tarihi olarak kabul ediliyor gelir dairesi görüşlerinde. Yine son dönemlerde home office dediğimiz, hatta bu firmalar, kurumlar da artık ikametgahları, iş yerleri olarak kullanabiliyorlar. Ticari kazanç da, ticari kazanç elde eden kimselerce de home office şeklinde faaliyetler yürütülebiliyor. Genelde serbest meslek erbabı kimselerce ikametgahın iş yeri olarak kullanılması söz konusu olabiliyorken, günümüzde gittikçe yaygınlaşan şekilde ikametgahlarını iş yeri olarak kullanan ticari kazanç sahipleri de görülmekte. Burada kira ile oturulan iş yeri olarak da kabul edilen ikametgahın kira giderinin tamamını Maliye Bakanlığı görüşlerinde indirim olarak kabul ediyor. Diğer taraftan da yine ikametgah aynı zamanda iş yeri olan bu yerin elektrik, telefon, su gibi giderleri faaliyette bulunan işte ait olduğu ve işle ilgili kullanıldığının ispat edilmesi halinde indirim konusu yapılabilecek. Basit usul mükellefler de home office şeklinde çalışabiliyor bize gelen sorularda. Ancak burada tabii basit usulde vergilendirmenin bir takım şartları var. Kira haddi de bunlardan biri. Yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılında 7400 TL'ydi bu kira haddi. Burada bize gelen soruda ben evimin bir kısmını işime, faaliyetime tahsis ettim. Kira haddi belirlenirken
ikametgahım aynı zamanda. Ben bu faaliyetine tahsis ettiğim odayı, yani ikametgahımın bir kısmını mı dikkate alacağım, yoksa evin bütün kira değerini mi dikkate alacağım diye. Burada Maliye Bakanlığı gayrimenkulün toplam kira tutarı üzerinden dikkate alınması gerektiği ve buna göre basit usulün şartlarının aranması gerektiğini söylüyor. Ben hafta sonu İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlemiş olduğu sosyal girişimcilik konulu bir toplantıya katıldım. Akademisyenler, siyasetçiler ve yine bürokrasiden katılımcılar vardı ve girişimciler vardı. Benim gözlemim orada girişimcilerin ekseriyetinin 30 yaş altı olduğuydu. Dünyada da genç girişimciler gerçekten ekonomilerin büyümesine çok büyük katkıda bulunuyor. Biraz önce üstad da şartlarından bahsetti. Genç girişimci istisnası ile ilgili sorular bize yine İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak en çok yöneltilen konular arasında, soru olarak yöneltilen konular arasında yer almakta. Biz de burada kısaca genç girişimci istisnalarına ilişkin hususlara değindik. Anonim şirket yönetim kurulu başkanı veya üyesi olunması genç girişimci istisnasından faydalanmayı engellemiyor. Öte yandan yine başka bir yerde sigortalı olarak çalışmak da genç girişimci istisnasından faydalanmasını engellemeyen bir husus. Oluşturduğumuz görüşler bu yönde. Yine genç girişimci istisnası kapsamında işle bilfiil iştigal edilmesi söz konusu. Ancak yanında yardımcı bir eleman çalıştırmak suretiyle yapılan faaliyetlerde de genç girişimci istisnasından faydalanabiliyor. Bu faaliyet genç girişimci istisnası kapsamında adi ortaklık veya şahıs şirketi kurulmak suretiyle yürütülebiliyor. Ancak adi ortaklıklarda ortaklardan her biri genç girişimci istisnasına tabi şartların bütününü taşımak durumunda. Yine sehven yararlanmamış olabiliyor bazen, bize sorular yöneltiliyor. Düzeltme beyannamesi verilerek bu istisna tutarı gösterilebilir ve genç girişimci istisnasından bu ölçüde faydalanabilir. Yine yaş hesabı çok soruluyor. Yaş hesabında çok basit olarak biz doğum tarihine 29 ekliyoruz. Yani bugün 5 Mart 2019 ise 1990, 5 Mart 1990 itibariyle işe başlanılması gerekiyor. Bundan sonraki işe başlamalar 29 yaşını doldurmuş olarak addediliyor ve genç girişimci istisnasından faydalanılması noktasında bir engel teşkil ediyor. Geçtiğimiz yıl imar barışına ilişkin mevzuatta çeşitli düzenlemeler oldu ilgili mevzuatında. Bu da bize en çok yöneltilen sorulardan biriydi. İmar barışı bedellerini biz gider mi yazacağız yoksa maliyete mi ekleyeceğiz diye. Tabii gider yazmak konusunda daha çok talepler vardı. Ancak gerek ticari kazanç yönünden indirilebilecek giderler kapsamında, diğer kazançlar yönünden de bu imar barışına istinaden ödenen kayıt bedellerinin indirimine ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. Aksine bu harcamaların taşınmazın maliyetini arttıran, daha doğrusu değerini arttıran bir gider olarak, harcama olarak bu değerlendirildi. Sonuç olarak geçtiğimiz yılın sonunda Maliye Bakanlığı imar barışına istinaden ödenen kayıt bedellerinin, imar barışı bedellerinin taşınmazın maliyete eklenilmesi ve amortisman ayrılmak suretiyle indirim konusu yapılmasını uygun gördü. Bir iki konu da yıllara sari inşaatla ilgili. Yine görüşlerimizde oldukça sıklıkla yer verdiğimiz bir konu. Yıllara sari inşaat işlerinde kur artışına bağlı fazla ödemeler tevkifata tabi tutulacak mı, tutulmayacak mı? Evet, tutulacak. Genelde bu durum hak ediş onay tarihi ile veya fatura tarihi ile fiili ödeme tarihinin farklı olmasında ortaya çıkabiliyor. Döviz üzerinden yapılan bu alımlarda fiili ödeme tarihi itibariyle döviz alış kuru dikkate alınarak kur farkı üzerinden de yıllara sari inşaat kapsamında, inşaat işi kapsamında %3'lük tevkifatımızı yapıyoruz. Ancak bunun dışında hak ediş ödemelerinin bankalarda değerlendirilmesi, yani bu ödemelerin bankalara yatırılıp faiz veya repo geliri olarak bir gelir elde edilmesi halinde, bu gelirler yıllara sari inşaat ve onarım işleriyle ilgili olan gelirlerle ilişkilendirilmemekte.
Bu kapsamda bu gelirler tahakkuk ettikleri yılın geliri olarak sayılmakta ve beyannameye dahil edilmektedir. Yine adi ortaklık, bu adi ortaklık borçlar kanunu aslında kapsamında bir düzenleme. Adi ortaklık çok ülkemizde, yani ben idarede gördüğüm kadarıyla sıklıkla başvurulan bir ortaklık türü. Genelde de yıllara sari inşaat işleri adi ortaklık şeklinde yürütülüyor. Yani en büyük 3. havalimanı bile bugün bir adi ortaklık tarafından hani yürütülüyor işlemleri. Burada da tabii biraz netameli konular ortaya çıkabiliyor. Özellikle yıllara sari inşaat işlerinde de özellikle durumlar karşımıza çıkabiliyor. Adi ortaklık olarak üstlenilen yıllara sari inşaat işinde bazen uygulamada başka bir adi ortaklık, ortak değiştirerek veya yepyeni bir durumla işleri devre alabiliyor. Bu durumda eski adi ortaklık, yani devreden adi ortaklık için iş bitmiş sayılacak. Tabii işin bitim tarihi bizim yıllara sari inşaat işlerindeki çok önemli bir parametremiz. Çünkü iş bittiğinde artık kazanç veya zarar hesap ediliyor ve ilgili yıl beyannamesine dahil ediliyor. Dolayısıyla böyle bir devir söz konusu olduğunda eski ortaklık açısından iş bitmiş kabul edilecek. Ve yeni ortaklık açısından da işe başlama kabul edilecek. Aynı şekilde şahıs işletmesi olarak üstlenilen yıllara sari inşaat işleri de bazen sermaye şirketlerine devredilebiliyor. Aynı şekilde biz burada şahıs şirketi için iş bitimi olarak kabul ediyoruz bunu. İş bitim tarihini de devre ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih olarak dikkate alıyoruz. Ücretlerle ilgili anlatacaklarımı aslında Selahattin Gökmen Üstadım anlattı. Dolayısıyla hem zaman kısıtını da dikkate alarak burayı geçeceğim. Yalnız şöyle bir durum söz konusu, hani fiili durumu anlatmak açısından. Bu konu gerçekten Maliye Bakanlığı'nı ve mükellefleri oldukça meşgul etti. Ya bunun hatta bir piyasası da oluştu. Benim hani tanıdığım kişiler, ya işte bize WhatsApp grupları kuruldu, mesaj geldi, işte biz iade alabiliyormuşuz şeklinde geri bildirimler yaptılar. Bunun dışında gazetelere haber oldu, ne olacak ne edecek diye. Maliye Bakanlığı bu işi çözmek için, yani bana söylenen rakam 15 binlere ulaşan bir dava sayısı idi. Biz de her gün hemen hemen yazışma yapıyorduk Gelir Dairesi Başkanları'nın merkez teşkilatıyla. Artık bu tarihten önce, yani üstadın da bahsettiği düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten önceki ödemeler için dava yolundan vazgeçilmesi şartıyla tarha yetkili vergi dairesine başvurularak bu tutarlar üzerinden, yani işte iş sonu tazminatı gibi, iş kaybı tazminatı gibi, ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar gibi tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergileri vergi dairelerince iade edilecek. Bir iki hususta serbest meslek kazançlarıyla ilgili söylemek istiyorum. Biliyorsunuz biraz önce ticari kazançlarla ilgili sunum yaparken tahakkuk esasından bahsetmiştik. Yine bilindiği üzere serbest meslek kazançlarında da tahsil esaslı gerekli. Bir de bize genelde özellikle mesela özel hastanede faaliyet gösteren doktorlar veya arabuluculukla ilgili benim kazancım ücret mi yoksa serbest meslek kazancı mı şeklinde sorular geliyor. Gri noktalar var. Bununla ilgili aslında çok biz görüş oluşturuyoruz. Burada da arabuluculuk faaliyeti de geçtiğimiz dönemde hem ülkemizde de yeni bir müessese gibi duruyor. Ücret mi, serbest meslek faaliyeti mi şeklinde tartışmalar yapılmıştı. Maliye Bakanlığı bu konuyu ele aldığında öncelikle ücretin tanımını dikkate aldı. Daha sonra serbest meslek faaliyetinin tanımını dikkate aldı. Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesinde resmi arabuluculara yapılan ödemeler ücret sayılıyor. Bu da öyle mi acaba diye düşünüldü. Genel olarak ilgili mevzuatına da bakılarak arabulucuların ücretlerini doğrudan taraflarca karşılayabiliyor olması, yani tarafların arabulucuya ücret veriyor olabilmesi, yine arabuluculuk faaliyetinin şahsen yapılıyor olması, mesleki ihtisasa ve bilgiye dayanması gibi durumlar göz önüne alındı. Akabinde tabi Adalet Bakanlığı ile arabulucular arasında bir hizmet sözleşmesinde olmadığı, yani ücretlerdeki gibi bir hizmet akdi olmadığı da göz önüne alınarak
Maliye Bakanlığı görüşlerinde arabuluculuk faaliyetine serbest meslek faaliyeti dedi. Diğer taraftan avukatlar için de yine oluşturduğumuz görüşlerden biri de ücretli olarak çalışan avukatlar da ayrıca arabuluculuk faaliyeti yapıyorsa bu arabuluculuk faaliyetinden elde ettiği kazancı da serbest meslek faaliyeti sayıyoruz. Bilgisayar programa faaliyetleri ve yazılım çalışmaları da eğer ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın yürütülüyorsa serbest meslek kazancı olarak dikkate alınacak ve değerlendirilecek. Ancak burada hemen bilgisayar programı, yazılım, bunlar hemen gelir vergisi kanunun 18. maddesinde acaba istisna kapsamına girer mi düşüncesiyle hareket edilebiliyor. Burada ilgili mevzuatınca yanılmıyorsam 5486 sayılı kanun kapsamında ve yine gelir vergisi kapsamında verilen özergeler birlikte değerlendirildiğinde mevcut programların kullanılarak işlem yapılmasını bilgisayar programcılığı kapsamında bilgisayar yazılımı, üretimi veya satımı olarak Maliye Bakanlığı değerlendirmiyor. Yani mutlaka bunun bir eser niteliğinde olması veya özgün, en azından bir özgün nitelik taşıması gerektiği ileri sürülüyor görüşlerde. Dolayısıyla her bilgisayar programcılığı faaliyeti veya yazılım faaliyeti gelir vergisi kanunun 18. maddesinde serbest meslek kazancı istisnası kapsamında değerlendirilmeyecek. Biraz önce Üstad da bahsetti, tahsil esası serbest meslek kazançlarında giderler için de geçerli. Biraz önce ticari kazançlarda verdiğim örnek burada tahsil esasına bağlanmış olduğu için farklı bir görünümle karşımızda. Bir serbest meslek erbabı Aralık ayına ilişkin faturaları, diyelim elektrik, su, doğalgaz, kırtasiye masrafları olabilir. Bunları ne zaman ödüyorsa o zaman giderleştirecek. Yani ödemenin yapıldığı dönem gideri olarak bunlar giderleştirilmelidir. Yine bir özelgemizde yer verdiğimiz konu, tahsil edilen vekalet ücretlerinin müvekkile iadesi. Burada da bu konuda bir avukat müvekkilinden bir ücret tahsil etmiş. Ancak ücretin hak edilmesi davanın kazanılmasına bağlanmış. Dava kaybedildikten sonra bu ücret nasıl iade edilecek? İade edilmesi de söz konusu olmuş. Burada ücret zaten serbest meslek kazancı olarak daha önce verildiği ve tahsil edildiği için üzerinden tevkifat yapılmış bir gelir olarak dikkate alındığında müvekkile iade edileceğinde de tevkifat dahil tutar üzerinden iade edilmesi gerekli. Böyle bir iade söz konusu olduğunda müvekkile yapılan bu iadenin ispat edici belgelerle de tefsik edilmesi halinde serbest meslek erbabı bunu gider olarak da indirebilecek. Noterlik görevinden el çektirilen noterlerin durumu, bu da özellikle bir konu olarak kimi zaman karşımıza çıkıyor. İlgili mevzuatı gereğince çeşitli gerekçelerle, bildiğiniz gibi noterler serbest meslek erbabı, bunlar görevlerinden el çektirilebiliyor. Ancak yine 1512 sayılı noterler kanunun, yanlış hatırlamıyorsam 34. maddesi gereğince bu kimselere ödeme yapılmaya da devam ediliyor. Ancak bir tedbir gereği bu ödemelere el konulabiliyor. İşte bu kapsamdaki bir noterin sorduğu bir soruydu bu. Burada tahsil gerçekleşmediği için bloke edilen bu tutarlar açısından serbest meslek kazancı elde edilmiş sayılmayacak. Ama soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sonuçlandırıldığında bu bloke edilen tutarlarda tahsil edildiği yılın geliri olarak dikkate alınacak. Yine burada da bir serbest muhasebeci mali müşavir bu soruyu sormuştu. Bilindiği gibi gayrimenkul sermaye iratları noktasında kanunun yanılmıyorsam 70. maddesinde eğer gayrimenkul sermaye iradı kabilinden gelirler bir ticari veya zirai faaliyet kapsamında bunların envanterine kayıtlı gayrimenkullerden elde ediliyorsa o takdirde bu kazanç ticari kazanç ve zirai kazanç sayılacak. Ancak bu mesleki kazanç için geçerli değil. Yani bir serbest meslek erbabının, yani bir serbest muhasebeci mali müşavir envanterine kayıtlı bir gayrimenkulün bir kısmını başka bir serbest muhasebeci mali müşavire büro olarak kiraya verdiğinde bu gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak dikkate alınacak ve hadleri aşması durumunda tevkifata tabi olmasına rağmen beyan edilecek. Son olarak yine banka kredisine ilişkin ödenen faizler, eğer bir serbest meslek erbabı
faaliyetlerini yürütmek için, mesleki giderler kapsamında mesleki giderlerini karşılamak için bankadan kredi almış ise bu kredileri mesleki faaliyette kullanması şartıyla bu kredilere ilişkin ödediği faizde indirim konusu yapılabilecek. Ancak tabii ki eğer bu kredileri şahsi harcamalarda kullanıyorsa o takdirde bu harcamalara ilişkin, bu kredilere ilişkin buna isabet eden faizlerin indirimi söz konusu olmayacak. Biraz önce de üstadım katılmadım dediği şeyi ben burada kısaca geçeceğim sadece. Burada benim hatırladığım kadarıyla hazine müsteşarlığıyla bir yazışma yapılmıştı Maliye Bakanlığı. O zaman tabii sadece Maliye Bakanlığı iken. Burada hazine müsteşarlığı aslında bunun yazısıyla şahıs sigortası kapsamında olmadığını Maliye Bakanlığı'na bildirmiştir. Öte yandan da Maliye Bakanlığı da serbest meslek giderleri içerisine bunu sokamadığından bunu hem serbest meslek kazancı kapsamında indirilecek bir gider olarak kabul etmemiş, diğer taraftan da beyanname üzerinden indirim konusu yapılacak bir gider olarak kabul etmemiştir. Şimdi süremi de inşallah çok aslında kontrol etmedim, aşmadığımı aşmamayı düşünüyorum, umut ediyorum. Gayrimenkul sermaye iratlarıyla ilgili bir iki küçük paylaşım yapacağım. Daha da hızlı anlatacağım. Burada da genel olarak bilindiği üzere gayrimenkul için yapılan tadilatlar. Bu tadilatlar kira süresinin bitiminde eğer işte bir maddi değer ihtiva ediyorsa ki öyle zaten gayrimenkulün değerini arttırıcı tutarlar. Mal sahibine intikalinde bu bir aynen tahsilat sayılıyor. Dolayısıyla kira süresinin sona erdiği dönemin geliri sayılacak mal sahibi açısından. Burada bir ilginç bir görüş, yani özellikle bir görüş olması nedeniyle bu slaytı hazırladık. Buradaki olay hatırladığım kadarıyla yine İzmir'de gerçekleşiyor. İzmir'de döviz üzerinden bir kiralama yapılıyor. Ancak daha sonra döviz kurundaki artışlar nedeniyle kiracı çok yüklü bir kira maliyetine maruz kalıyor. Bu iş en sonunda mahkemelik oluyor ve mahkeme kiracıyı haklı olarak döviz kur artışları sebebiyle kiracının fazla ödediği kiraları fazla ödemiş kabul ediyor ve iadesine hükmediyor. Burada da mal sahibi gelir dersi başkanlığına soruyu yöneltmiş. Ben şimdi bu iadeyi yapıyorum kiracıma. Bunu ödediğim tarihte gider olarak indirebilir miyim diye. Aslında gayrimenkul sermaye iratlarında tahsil esası geçerli. Burada da öyle düşünülse de Maliye Bakanlığı görüşünde bunların aslında geçmiş dönem tahsilatlarının bir azaltımı suretiyle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor. Yani geçmiş dönem hasılatının azaldığı şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla hayır diyor, sen bu ödediğin zaman hepsini ilgili yıl hasılatından indiremezsin. Geçmiş dönem beyanlarını düzelterek bu işleme muamele etmelisin diyor. Bir de yine kısaca daha önce de değinildi. Gerek kentsel dönüşüm gerek de kişinin kendi ihtiyacı gereği sahip olduğu binasını yıktırarak yepyeni bir bina yaptırması müteahhide. Burada bazen tapuda değişik işlemler söz konusu olabiliyor. Bedel sıfır gösterilebiliyor. Bu mal sahibi de daha sonra yepyeni yaptırdığı evi kiraya verebiliyor. Burada iktisap bedeli önemli çünkü iktisap bedeli üzerinden %5'lik bir gerçek gider usulünü tabii seçmesi kaydıyla gayrimenkul sermaye hasılatına safi hasılatı belirlerken bir indirim hakkını kullanmak istiyor. Burada biz bu evet yeni bir iktisaptır ve iktisap bedeli de müteahhidin size düzenlediği fatura tutarıdır diyoruz. Ancak tabii burada idare oluşturduğu görüşte sadece bu hususa münhasıran bu görüşü vermiş. Çünkü orada emlak vergisi değeri de söz konusu, harçlar söz konusu. Burada gelir vergisi kanunu uygulaması bakımından demek doğru olur. Yine burada da özellikle bir görüş olarak karşımıza çıkan bir konu bu slaytta yer almakta. Gayrimenkul sahibi konutunu bir anonim şirkete kiraya veriyor. Anonim şirkette bunu yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarına ve vesaire çalışanlarına lojman olarak kullandırıyor. Mal sahibi de yani gayrimenkul iradı sahibi olan da diyor ki ben başka bir konutta da kirada oturuyorum. Bunu da mesken kiralaması olarak kiraya verdim.
Oturduğum konutun kira olarak yaptığım ödemelerini diğer hasılatından indirebilir miyim şeklinde sorular soruyor. Burada biz Maliye Bakanlığı olarak bir kiralamanın mesken kiralaması sayılması için bir sözleşmenin bir gerçek kişiyle yapılması gerektiği görüşündeyiz. Dolayısıyla anonim şirketle yapılmış bir sözleşme her ne kadar daha sonra çünkü nasıl kullanılacağı noktasında da bunun murakabesi, kontrolünün yapılması tabii ki mümkün değil. Anonim şirketle yapılmış bir sözleşme olduğu için bunu bir mesken kiralaması saymıyoruz. Dolayısıyla burada mükellefin aleyhine bir durum ortaya çıkmış oluyor. Zira hem konut olarak oturduğu kirada oturduğu konutun kira giderlerine indirim konusu yapamayacak. Ayrıca da mesken istisnasından da faydalanamayacak. Bu meskenlerin günübirlik kiraya verilmesi ve aylık olarak kiraya verilmesine üstad değinmişti. Yine diğer kazanç ve iratlarla ilgili gerekli açıklamalar yapıldı. Ben sadece hani idarenin arka planda hani bu işler nasıl böyle gerçekleşti diye kısaca bir iki bilgi paylaşımı yapayım. Burada tabii bir yasa çıktı en nihayetinde. Ama bu aslında kanun uygulaması bakımından gri bir konuydu. Çünkü bu kimisi ticari kazanç olarak da değerlendiriyordu bu konuyu. Değer artışı kazancı olarak değerlendirenler daha çok. Takdir komisyonu marifetiyle ve vergi inceleme raporlarıyla birçok tarihatlar önerilmişti. Geçici maddeyle birlikte bu tarihatların önüne geçildi. Ancak yine mesela taksi işletmecileri soruyor ben plakamı sattım diye. Bu kanunun yani bu düzenlemelerin değer artışı kazançları içerisinde değerlendirilmesi çok önemli. Eğer bir ticari kazanç mükellefi var ise söz konusuysa yani ticari kazançtan dolayı mükellefse bir kimse bu kapsamda da eğer ticari plakasını elden çıkarıyorsa burada bir istisna da söz konusu olmayacak. Çünkü bu kazanç ticari kazanç olarak değerlendirilecek. Yine halk otobüsçüleri çok sormuştu bu soruyu ama tabii kanun lafzından da hareket ederek taksi dolmuş umum servis araçları minibüs dendiği için belki de Gelir İdaresi Başkanlığı yazdığı bir yazıyla, genel yazıyla, iç yazışmayla özel halk otobüsü daha sonra gerçi özelgelere de konu oldu. Bunu değer artışı kazancı kapsamında istisna kapsamına sokmuyor. Yani taksi dolmuş veya umum servis araçlarının ticari plakalarının elden çıkarılması gibi değerlendirmiyor halk otobüsü plakalarının ve hattının satışları. Gelirim beyanında sadece iki tane kısa konuya değineceğim. Burada bir yine bir mükellefin sorduğu bir soruydu bu. Menkul sermaye iradı sahibi mükellef tabii hadleri vergiye tabi gelir toplamına dikkate alarak bunu beyan etmiş. Çünkü ilgili yıl kazançlarını topladığında gelir vergisi kanununun 103. maddesinin ikinci fıkrasında ikinci gelir diliminde verilen o tutarı geçiyor. Ancak geçmiş yıl zararlarını dikkate aldığın alacak mıyım almayacak mıyım diye soruyor yani bu açıkçası. Biz de hayır diyoruz. Yani vergiye tabi gelir kavramın içerisinde geçmiş yıl zararları bu anlamda yer almıyor. Dolayısıyla mükellef zaten burada tevkifata tabi gayrimenkul sermaye iradını diğer kazançlarla birlikte beyan sınırını geçtiği için beyan etmiş. Tabi daha sonra geçmiş yıl zararlarıyla da birlikte ortaya bir iade çıkacak, iade alacağı çıkabilecek ve mükellefe iade edilebilecek. Öte yandan yine gayrimenkul sermaye iradı için benzer soru sorulmuş ve ilgili yıl ticari zararlarının gayrimenkul sermaye iradından kaynaklanan yani gayrimenkul sermaye iradına mahsup edilip edilmeyeceği sorulmuş burada da. Evet, gelir vergisi kanununun ilgili maddesinde 88. maddesinde bir kazanç türünden hasıl olan zararlar başka diğer kazanç türlerindeki karlara mahsup edilebiliyor. Dolayısıyla her ne kadar kendi gayrimenkul sermaye iradı yekten ilgili beyan sınırını aşması suretiyle beyan edilecek gibi dursa da ilgili yıl başka kazanç türünden ticari zararı olduğu için mükellef burada gayrimenkul sermaye iradını beyan etmeyecek ve dolayısıyla tevkifat nihai vergileme olacak. Umarım süremi çok aşmıyorum. Bir 5 dakika sonra, 5-10 dakika içerisinde bitireceğim.
Bir de diğer indirimler var. Gelir Vergisi Kanunu 89. maddesinde düzenlenmiş. Burada da kısa kısa görüşler üzerinde. Tabii şimdi ben burada görüş sayısı ve tarihi koymuyorum ama hepsi görüşlerden oluşturulmuş slaytlar. Bilindiği gibi basit usul mükellefler için Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinde bir indirim öngörülmüş. Bazen tabii basit usul mükellefler adi ortaklık şeklinde de faaliyet gösterebiliyor. Burada da adi ortaklık olsa da her bir ortak basit usul mükellef olarak ayrı ayrı bu basit usulle tabi mükelleflere tanınan indirim hakkından ayrı ayrı yararlanabilecek. Yine Gelir Vergisi Kanunu 89. maddesinde yer alan, aynı zamanda Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddesinde de yer alan bir indirim olarak yurt dışı mukim kişilere verilen hizmetler noktasında bir indirim söz konusu. Burada da beyanname üzerinde yapılan bir indirim söz konusu. Bu indirim beyanname üzerinde gösterilmez ise daha sonra, yani sehven atlanmış olabilir, daha sonra düzeltme beyannamesi verilerek bu indirimden faydalanılabiliyor. Diğer taraftan bilindiği üzere beyanname üzerinden bu kapsamdaki, yani hizmet ihracı kapsamındaki gelirlerin, kazançların %50'si indirim konusu yapılabiliyor. Bu kazançlar üzerinden yurt dışında vergiler ödenmiş olabilir. Yurt dışında ödenmiş vergilerin mahsubu da bilindiği üzere belli şartlar altında Türkiye'de tahakkuk eden gelir vergisi üzerinden mahsup edilmesi de mümkün. Ancak eğer kazanç bu kapsamdaysa, yani %50'lik indirime tabi bir kazanç söz konusuysa, o takdirde mahsup edilecek verginin de ancak %50'lik kısmı mahsup edilebilecek, görüşlerimiz bu yönde. Yine eğitim ve sağlık harcamaları kapsamında tansiyon ölçme cihazı ve kan şekeri ölçme cihazı nedeniyle yapılan harcamalar, tabii ki şartları taşıması halinde, yani belgelendirilmesi falan halinde indirim konusu yapılabilecek. Yine biraz gelebilir ama olumlu görüş verdiğimiz bir konu güneş kremleri ve vitamin harcamaları. Yalnız bunun şöyle bir şartı var. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliğlerinde belirtilen tedavilerde kullanılmak üzere reçetelendirilmiş olması gerekiyor. Ve yine ilgili tebliğlerdeki fiyatlarla sınırlı olmak üzere ve yine Gelir Vergisi Kanunu'nun öngördüğü şartları taşıması halinde, belgelendirme şartları halinde bu kapsamdaki harcamalarda beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecek. Yine bize çok sık sorulan sorular, çünkü eczaneden alımlar çok, yani ilaç alımları yapılıyor buna ilişkin harcamalarda. Burada fatura ile belgelendirmek şart. Yani biz ödeme kaydedici cihazı tevsik edici belge olarak usul grup müdürlüğünün, yani usul dairelerinin yaptığı, oluşturduğu görüşlerde fatura ile bu harcamaları belgelendirilmesi gerektiği söyleniyor. Yine diş teli ile yapılan ortodonti sağlık harcamaları bu kapsamda indirimi kabul edilen harcamalardan sayılıyor. Yine bu örnek bir olaydı. Yani ayrılmış eşinden kişi, çocuğunun velayeti eşinde, kendisinde değil. Ancak çocuğu için eğitim ve sağlık harcamaları yapılıyor. Özel sağlık sigortası ve eğitim harcamaları yapıyor. Burada tabii faturanın kendisi veya çocuğu adına kesilmesi şartıyla, eğer çocuk kendi velayetinde değilse ama kendi çocuğu en nihayetinde, çocuğu için yaptığı harcamalarda indirim konusu yapılabiliyor ve bakanlığımız bu konuda olumlu görüş veriyor. Ve son olarak eğitim harcamaları kabul edilen, yani indirimi kabul edilen harcamalardan mükellefin yurt içinde yaptığı yabancı dil kurslarına yaptığı harcamalar da kabul ediliyor. Tabii yurt dışına bazen böyle sorular da geliyor. Yani yurt dışına biz elemanımızı veya kendimiz de gidiyoruz yurt dışında yabancı dil kurslarına. Burada da biraz önce Üstad da bahsetti. Türkiye'de gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan kişilerce, gerçek veya tüzel kişilerce belgelendirilmesi gerektiği için yurt dışı yabancı dil kursları harcamaları bu yönde, bu kapsamda indirim olarak kabul edilmiyor. Son olarak kabul edilen giderler kapsamında, peki biz bu tutarı hangi tutar üzerinden dikkate alacağız? Yani belgelerdeki KDV dahil tutarın mı dikkate alınması lazım, yoksa KDV hariç tutarım mı diye. Görüşlerimizde
KDV dahil tutarın dikkate alınması gerektiği yönünde belirlemelerimiz bulunmakta. İndirimi kabul edilmeyen harcamalarla ilgili de birkaç örnek verelim. Okul aile birliklerine yapılan nakdi bağışlar ve yine kurumlar vergisinden muaf olan üniversite tarafından tanzim edilen faturalarda yer alan eğitim harcamaları ve yine yurt dışında yabancı dil eğitimi kapsamında yapılan harcamalar, indirimi kabul edilmeyen harcamalar. Sunumumuzu nihayetlendirmek üzereyiz. Geçtiğimiz sene uygulanmaya başladı %5'lik vergi indirimi. En çok bize sorulan sorular arasında yer alıyordu. Birçok da özellikle husus ortaya çıktı. Biraz tabii eleştirildi, Maliye Bakanlığı katı görüş veriyor diye bu konularda. Ben şöyle düşünüyorum. Kanunda çok detaylı bir düzenleme olarak çıktı bu yasa. Dolayısıyla gelir vergisi kanununda ödemenin zamanında yapılıyor olması gerektiği hüküm altına alındığı için bu bir gün sonra da olabiliyor, 10 gün sonra da olabiliyor ama o ödeme zamanında yapılmamış oluyor. Veya tutar 10 TL olarak belirlendiğinde bu tutar hani eksik ödeme tutarı olarak, esneme payı olarak getirilen düzenlemede bu tutar 15 TL'de olsa ne yazık ki o tutarın üzerine çıkmış bir tutar olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla görüşler böyle çıktı. Ama bu sene biraz ne diyelim esnetildi belki de ve düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler kapsamında bilindiği üzere hani birçok şartı var ama %5'lik indirimden faydalanmanın en önemli şartlarından biri hiç şüphesiz beyannameyi zamanında kanuni süresi içerisinde vermek ve ödemeyi yine süresinde yapmış olmak. Burada bir 250 TL'lik sınır artışı getirildi diyelim. Daha önce bu tutar 10 TL'ydi. Burada beyanname üzerinden tahakkuk eden damga vergilerinde mükellefler sıkıntı çekiyordu. Çünkü o damga vergisi 40 liralık 50 liralık tutarlar olabiliyordu. Ve bu kapsamda da işte 40 lira için 50 lira için bunların ödenmediği takdirde biz indirim hakkımızdan faydalanamıyoruz şeklinde şikayetler gelmekteydi. Bu tutar 250 TL'ye çıkarıldı. Dolayısıyla burada diyelim ki bir gelir vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk eden damga vergisi unutulmuş olsun, eksik ödenmiş olsun veya 250 TL'lik sınırı geçmedikçe ki makdu alındığı için geçmiyor. Burada bu tutarın sonradan ödenmesi halinde de bir sıkıntıyla mükelleflerimiz karşılaşmayacak. Diğer yandan yine mükelleflerin mağdur olduğu konulardan biri de bu ihraç kayıtlı gerek katma değer vergisi düzenlemeleriyle karşımıza çıkan gerek özel tüketim vergisinde. Burada bilindiği üzere tecrit terkin uygulaması oluyordu ve mükellefe 3 ay süre veriliyor ve tahakkuk eden vergi tecil ettiriliyor. Daha sonra da ihracatın gerçekleşmesi akabinde de tecil edilen vergi terkin ediliyordu. Ancak şartlar gerçekleşmediği halinde ve süresinde ihracat yapılmadığı durumlarda burada mükellef gecikme zammı ile birlikte bu tutarı ödemek durumunda kalıyordu. Bu da gelir vergisi uygulamasında, kurumlar vergisi uygulamasında da aynı şekilde vergiye uyumlu mükellef olma durumunu ortadan kaldırıyordu. Burada da 15 günlük süre içerisinde eğer ihracat gerçekleşmedikten yani gerçekleşmediği belirlendikten sonra 15 günlük süre içerisinde vergiler ödendiği takdirde bu da tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartını ihlal sayılmayacak. Yine hızlı geçeyim. Bu da çok eleştiri konusu yapılmıştı ama görüşümüz böyle. Adi ortaklıklarda her bir ortak bilindiği üzere adi ortaklığın borçlarından müteselsilen sorumlu. Dolayısıyla bir mükellef başlı başına vergiye uyumlu mükellef olma şartını haiz olsa bile adi ortaklığın vergi borçlarından da sorumlu olduğu için eğer adi ortaklıkta bir geç ödeme veya zamanında beyanname verilmemesi gibi bir durum söz konusu olduğu zaman adi ortaklığın ortakları da maalesef bu durumdan olumsuz etkileniyor. Toparlarsak iyi olur. 3 slaytım kaldı. Yine özel kanunlarla bu da bize sorulmuştu. Hemen hızlı geçeyim. Mükellef 6736 sayılı kanundan yararlanmış ve matrah artırımında bulunmuş. Normalde bu çok geçmiş diyelim. Geçmiş 4 sene önceki bir dönem için. Ancak daha sonra matrah artırımı yapmasına rağmen
matra artırımı beyannamesi kapsamında ödemesini zamanında yapmamış. Soruyor, ben matra artırımına ilişkin beyannameyi verdim ama ödemeyi yapmadım. Bu durum vergiye uyumlu mükellef olma şartını ihlal sayılmıyor. Çünkü biz bu beyannameler özel formlar şeklinde verildiği için bunu zamanında verilmesi gereken ve ödenmesi gereken beyanname ve ödeme olarak kabul etmiyoruz. Yine bilindiği üzere vergi inceleme raporlarına istinaden bazen tarihatlar yapılabiliyor ve bu yapılandırma kanunları kapsamında ödenebiliyor. Burada vergi uyumlu mükellef olmanın şartı da ilgili dönemlerde re'sen ikmalen veya idarece tarihat yapılmamış olmasıydı. Burada da eğer siz yapılandırma kanunundan faydalanarak re'sen size takdir edilen, tarih edilen tutarı ödemiş olsanız da eğer bu dönemler içerisinde bu tarihat yapılmışsa yine vergiye uyumlu mükellef olma vasfını taşımıyorsunuz. Son olarak da vergiye uyumlu mükellefler kapsamında beyanname üzerindeki %5'lik indirim gösterilmemişse ama daha sonra bu durum bazen fark edilebiliyor sehven gösterilmemiş oluyor. Düzeltme beyannamesi vererek %5'lik indirimi verebiliyor ve vergi indiriminden faydalanabiliyorsunuz. Ben beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin muhasebe haftasını kutluyorum. Yine mesleğin 30. yılı da kutlu olsun. Nice 30 yıllara. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Sayın İsmail Vefa Hakk'a teşekkür ediyoruz. Bizlerle gelir dersi görüşleriyle gelir vergisi tespitini özellik arz eden konuları paylaştı. Son konuşmacımız Sayın Avukat Zeki Gündüz, yeminli mali müşavir. Aynı zamanda fotoğraf sanatçısı. Üstattan en kısa zamanda bir sergi de bekliyoruz. Sayın Avukat Zeki Gündüz bizimle bugün idari ve yargı görüşleri doğrultusunda özellik arz eden hususları paylaşacak. Söz sizin üstadım. Teşekkür ederim. Öncelikle vallahi sabrınıza hayranım. 3 saattir burada sizi esir ettik. Siz de sabırla bizi izlediniz. Ben çıkmakta olanlar da dahil bir soru sormak istiyorum. Bu %5'lik vergi indiriminden faydalanan mükellefi olan var mı? %10 gibi bir şey görüyorum. İyi, gene ben beklediğimden daha yüksek. Ben hiç bile kalkmayabilir diye hissediyordum. Çünkü hakikaten bir düzenleme yapıldı. Uyumlu mükelleflerle ilgili dendi ama deveyi hendek atlatmak gibi bir şey ondan yararlanmak. Gerçi son düzenlemede İsmail Bey'in az önce bahsettiği gibi o 10 liralık haddin 250 liraya çıkarılması belki biraz daha rahatlatır ama biraz daha farklı şeyler yapmak lazım ki hakikaten o düzenlemeden yararlanılabilsin. Biraz ben neler oluyor o konuda bilgi vermek istiyorum. Mali idareye baktığımız zaman özellikle mükellefler açısından, vergi inceleme süreçleri açısından bakıldığında bu üst üste gelen seçimler nedeniyle vergi inceleme gücünü mali idare uzunca bir zamandır adeta kullanmadı. Ama bu süreç bu Mart ayındaki yerel seçimlerden sonra sona erecek. Ve çok büyük bir ihtimalle eğer hani normal seyrinde giderse takvimler 4 seneyi aşkın bir müddet Mart sonrasında seçimsiz bir döneme girilecek. Mali idare özellikle inceleme birimleri şu anda adeta hani yerinde maça girmek için ısınan futbolcular, kenarda ısınan futbolcular gibi bu Mart sonrasına ısınarak bekliyor ve sonrasında hızlı bir, yoğun bir vergi inceleme denetim dönemine gireceğiz görünüyor. Öncelikle bu görüşümü paylaşmak isterim. Bir yandan bizlere
af çıkar mı diye soruluyor. Şimdi son affı 2017 dönemini kapsayacak şekilde yaşadık. Dolayısıyla aslında affedilecek dönem yok da 18 beyannamesini vermedik. İşte 18'i vereceğiz. Açıkçası yeni seçim dönemine kadar geçmiş dönemdeki tecrübeler çerçevesinde bakacak olursak 2023 öncesinde bir af olmaz gibi geliyor. Tabii ki hani büyük konuşulmaz bu alanda. Servetlerin işte ülkeye getirilmesine dönük, tahsilatların hızlandırılmasına dönük bir takım şeyler olabilir gibi duruyor. Ama onun dışında matrah affı benzeri, bu en son yaşadığımız af benzeri kapsamlı bir şey sanki biraz en azından bir 4 sene sonra gündeme gelebilir gibi duruyor. Ha dersiniz ki ha gene zaman aşımı içerisinde 18 de dahil aftan yararlanırız ama ona ne zaman yakalanırsınız? O arada siz ne durumda olursunuz Allah bilir. O yüzden özellikle bu peş peşe yaşadığımız aflar seçim dönemlerindeki adeta incelemesizlik dönemi dikkate alındığında önümüzde oldukça hızlı incelemelerin yaşandığı bir döneme gireceğiz. Vergi konseyindeki çalışmalardan biraz bahsedeyim. Biraz belki bakanlığın gündemini de sizlerle paylaşmış oluruz. Vergi konseyinde şu anda 5 çalışma grubu çalışıyor. Konuları neler? Bir tanesi mükellef hakları grubu. O mükellef hakları ile ilgili neler yapıldı, yapılabilir onun üzerinde çalışıyor. Bir başka grup ki başkanlığını ben yapıyorum, cezalarla ilgili bölüm. Ceza hükümlerini nasıl derleyip toparlarız kısmının üzerinde çalışılıyor. Kurumlar vergisi üzerinde çalışılıyor, kayıt dışılıkla mücadele üzerinde çalışılıyor. Dijital hizmetler ya da elektronik ortamda mal ve hizmet satışları ile ilgili, bunların vergilendirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Velhasıl Sayın Bakan'ın bu konseyin 134. Genel Kurulu'nun açılışında söylediği özellikle cümleyi de paylaşmak gerekirse, yeni dönemde indirim, istisna ve muafiyetlerin de gözden geçirileceği, gereksizlerin ayıklanacağı, azaltılacağı, yeni indirim, istisna ve muafiyetlerin getirilmeyeceği bir dönemden bahsediyor. Dolayısıyla bütün bunları birleştirdiğimizde risk almanın riskli olduğu bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum. Bununla beraber mali idare de özellikle tam biri bizi gözetliyor modunda. Özellikle hazır beyan sisteminin işleme mantığına baktığınızda, gelen bazı mektuplara baktığınızda mali idare adeta bizim mesleğe başlarken gıpta ederek baktığımız gelişmiş ülkelerdeki refleksleri göstermeye başladı. Derdik ki biz işte girdiğimiz dönemlerde 1984 girişliyim ben mesleğe. İşte birisi araba aldığında ilk tebrik eden gelir idaresi olurmuş gibi böyle bir şey geçerdi aramızda. Şimdi de bizim vergi idaremiz bir araba alındığında, bir araba satıldığında, gayrimenkul alındığında, gayrimenkul satıldığında, noterde işlem yaptırdığınızda, banka hesaplarınıza giren çıkan her şeyde haberdar. Belki tebrik etmiyor ama haberdar. Tebriği de aslında bize gelen yazılardan dolaylı şöyle anlıyoruz. Ya bakın şöyle şöyle hareketleriniz olmuş. Beyanname verirken hani bunlara da dikkat edin. Hani kıza sana söylüyorum, gelinim sen anla. Yani bunlardan haberdarız. Bunları da biliyoruz, bu bilgiler de elimizde, ona göre beyanda bulunun şeklinde aslında uyarılar da alıyoruz mektuplarla. Yani mali idarenin elektronik bilgi toplama, işleme ve bunları beyanlarla örtüştürme kapasitesi de oldukça gelişti, hızlandı. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. İnternet üzerindeki özellikle hareketleri
inceleme çabası ve bu konudaki örgütlenme, pozisyonlanma daha derinleşecek gibi görünüyor. Yani internet üzerinden yapılan her türlü satış ya da gelir getirici faaliyet hem Türkiye içine dönük hem Türkiye dışından Türkiye'ye dönük gelir elde edenlere yönelik oldukça yoğun bir inceleme, bilgi toplama ve bunları değerlendirme faaliyetleri var. Bunu ben yaptığım çalışmalarda, karşı karşıya kaldığım hususlarda sürekli gözlemleyebiliyorum. Bunları hani mükelleflerimizin, müşterilerimizin bilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Daha önceden yaşadığımız bir sorun vardı biliyorsunuz. Geç gelen faturaların katma değer vergilerini indiremiyorduk. Ve az önce örneklerde anlatıldığı gibi beyanname üzerinde KDV dahil diğer indirimlerde dikkate alarak sadece kurumlar vergisi, gelir vergisi beyanlarında dikkate alabiliyorduk. Yapılan son düzenlemeyle bu konuda artık geç gelen faturaların katma değer vergisini de izleyen yılın sonuna kadar defterlere kaydetmek suretiyle indirebilme hakkımız geldi. Yani 2018 yılına ilişkin olarak 2019'da gelecek deftere kaydedeceğimiz faturaların katma değer vergisi indirilebilecek, zay olmayacak. Bu önemli bir şey. Ancak burada gelen faturanın geç işlenmemesi gerekiyor. Geç gelebilir ama eğer makul, mantıklı ve izah edilebilecek bir sebebi yoksa bu 10 günlük ya da işte genelde 45 günlük sürede deftere işliyor olmaya da dikkat edelim. Yani orada da gene tamamen bir yıllık genel bir serbestliği yok ya da oralardan en azından tartışma yaşamayalım. Bir başka konu son zamanlarda gene gündemimize gelen kur farklarıyla ilgili oldu. Kur farklarının katma değer vergisine tabi olacağına ilişkin bir düzenleme yapıldı ve şu anda geçmişte sorun olmayan belki bir sürü konu da sorunlu hale geldi. Allah hani kulakları çınlasın Danıştayımızın. Bana göre hiçbir sorun yoktu, hiçbir açık yoktu ama verilen bir kararla bir problem yaratıldı ve o kanunla çözüldü ve kur farkları şimdi her yönüyle problem haline geldi. Öyle bir problem haline geldi ki ithalat bedellerinin geç ödenmesinde bile acaba kur farkları KDV'ye tabi mi der hale geldik. Halbuki açık hüküm var, ona rağmen bu tartışılır hale geldi. Onun ötesinde bir genelleme yapmak gerekirse benim tavsiyem, mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak yurt içindeki her şeyde kur farkına KDV yapın. Yurt dışına yaptığınız ödemelerde de, hizmet ödemelerinde de bir kur farkı oluşuyorsa mutlaka KDV ve stopaja tabi bir ödemeyse stopaj da yaptırın. Yoksa problem yaşanacak gibi duruyor. Onun ötesinde konkordato meselesi, bir vergi usul kanunu tebliğ taslağı vardı. Henüz tebliğ yayınlanmadı değil mi? Bu konkordato meselesiyle ilgili sirküler çıktı değil mi? Bu onu da güzel çözdüler. Ben taslak aşamasındayken okumuştum da sonrasında yayınlandı mı yayınlanmadı mı? Tamam. Sirkülerle o konuyu da çözdüler. Çünkü Mali İdare o konuda verdiği görüşlerde sirkülere kadar olumsuzdu. Yani konkordato aşamasında dava ve icraya gitmemişse öncesinde ayıramazsınız karşılık diyordu. Hatta konkordato anlaşması da yapılmışsa zaten artık yeni bir vadeye bağlanmıştır gibi bir yaklaşımı vardı. Sorunluydu. Şimdi olayı teknik özelliklerine göre biraz ayrıştırdılar. Yani konkordato'da bir geçici süre var. Geçici sürede bir kere öncesinde zaten dava ve icra yoluna gitmişseniz sorun yok, ayırabiliyorsunuz. Geçici sürede henüz gitmemişseniz ama geçici süre çerçevesinde o aşamada bir belirsizlik sürdüğü için ama kanun gereği gidemediğiniz için dava ve icra safhasına ayırabiliyorsunuz. Kesin süre bir yıllık süre verildiğinde gene gidebileceksiniz. Anlaşma yapılmışsa
anlaşma yapılmış ve bir kısım alacaklardan vazgeçilmişse ve artık istenmeyecekse onlar değersiz alacak haline gelecek. Yeni bir vadeye bağlanmış kısımla ilgili olarak da artık karşılık ayrılmadığı gibi daha önce ayrılmış karşılıkların da kapatılması gerekiyor. Ancak konkordato anlaşmasına uyulmazsa sonraki aşamada uyulmayan kısımlarla ilgili tekrar normal dava icra ve sonrasında da karşılık ayırabilme mümkün olacak. Bu yeni dönemin getirdiği yeni bir düzenleme olması nedeniyle bahse konu ediyorum. Katma değer vergisi iadeleriyle ilgili gene yeni bir açıklama, düzenleme yapıldı. O konuda çok fazla söyleyecek bir şey yok. En azından hızlandırma çabası var. Teminat verilmişse ya da işte vergi inceleme raporu verilmişse sorun olmayan kısmın %50'si hemen iade edilecek. İnşallah sorunsuz işler. Çünkü katma değer vergisi iadelerinde özellikle devreden katma değer vergisini biriktiren nedenlerden bir tanesi bizlerin verdiği iade taleplerindeki kodu alınanlar ve o her bir işletim sırasında çıkan sorunluları bunları düşün talebiyle karşı karşıya kalmamız. Onları oradan iadeden hemen çıkarıyor müşavirler. Onu nereye ekliyor? Devreden katma değer vergisi. Ondan sonra devreden katma değer vergisini biriktiren bir unsur ya da kalem olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunların da bir şekilde çözülmesi gerekiyor. En azından herhangi bir şekilde vergiyi ödememe, saklama, gizleme niyeti olmayan, gerçekten o hizmetin alındığı, malın alındığı durumlarda o katma değer vergilerinin iade edilebilmesi gerekiyor. Poşet vergisi denilen işte vergiyle ilgili yeni düzenleme de yapıldı ve çevreden alındı. Maliye Bakanlığı'nın sorumluluğuna verildi. Katma değer vergisi beyannamesine satır eklemek suretiyle en azından meslek mensuplarında yaratılan o bunalımı gidermeye dönük belki bir adım denebilir. Ama halen İzlendiği yer bana göre yanlış. Yahya Bey'in konuşmasında belirttiği gibi bu işi belki kaynağına yıkmak ve başında üreticilerin satış aşamasına belki bağlamak lazım. Bu şekliyle izlemek, beyanlara bağlamak da zor. Sonrasında mali idare için de zorluk olacak onların izlenmesi. Çünkü karmaşık bir sistem geldi. Bunun dışında iadelerle ilgili yine bir ciro primleri meselesi var. O devam ediyor. O yüzden işte katma değer vergisi iadelerinde sorun yaşamamak ya da katma değer vergisiyle ilgili sorun yaşamamak için ciro prim faturalarının da olabildiğince zamanında hızlıca aynı takvim yılı içerisinde mümkün mertebe kesiliyor olmasında fayda var. Yoksa iadelerde mali idare sorun yaşatıyor. Bir başka konu özellikle yaygın bir şekilde çıkan konu ortaklar cari hesabı meselesi. Yani bitmeyen kavga gibi bitmeyen problem. Ortaklar cari hesabı mali idarenin de artık hani gözü bağlı eline attığı, tüm detaylarıyla nelerle karşı karşıya kalınabileceğini bildiği bir konu. Oralarla ilgili dikkatli olun ve özellikle başka hesaplara kaydetmeyin. Genellikle dikkat çekmesin diye işte ortaklar cari hesabı yerine sanki normal ticari alacaklar vesaire de gösterme eğilimleri var. Normalde sadece bir vergi problemi yaşanacakken buralara gizlenen başka hesaplara ilişkili olmayan hesaplara aktarılan bu tutarlar hile gibi algılanacaktır doğal olarak ve hapis cezası gerektiren bir fiil ve suçlamayla sizleri karşı karşıya, müşterilerinizi karşı karşıya bırakabilir. O yüzden hani o konularda dikkatli olunmasını, bir cari hesap varsa, şirketin ortağından alacağı varsa faiz işletin, fatura kesin, katma değer vergisi hesaplayın. Ödenmese de onları da üzerine ekleyin. Biliyorum onlar da birikiyor. Sonrasında
problemle karşı karşıya kalıyor ama bu sizlerin sorunu değil. En azından sizlerin çözüm bulabileceğiniz, hele de muhasebe hesaplardaki kaydırmalarla çözüm bulabileceğiniz bir sorun değil. Başka yerde onun çözümü aranmalı. Ama bu konulara dikkat. Avans hesaplarına dikkat. Avans hesapları da Maliye Bakanlığı'nın artık gözü kapalı ve ilk etapta elektronik ortamdaki kontrollerde vesairede bile artık dikkate aldığı ve hızlıca üzerine gittiği konular. Onu hemen gerekçelendirmeye, hakikaten avans mı değil mi, ne kadar süreli avans olarak kalmış, başka bir şey mi, altında ne var, onlara bakılıyor ve çoğunlukla da problemli konular çıkıyor. Ücret mahiyetindeki ödemeler meselesinin örneklerinin üzerinde az önce duruldu. Katılmadığım birçok konu var. Tekrarlamaya gerek yok ama çok basit şeyler bile hemen ücret diye nitelendirilebiliyor. Kanunen kabul edilmeyen gider yazsanız bile bazı şeyler problemli olabilir. Onlara dikkat edin. Yani kanunen kabul edilmeyen gider diye yazdığınız şeylerin bir kısmı belki ücret mahiyetinde olabilir. Yani kanunen kabul edilmeyen gider diye vasıflandırmak, kaydetmek sorunu çözmeyebilir. O yönüyle dikkat etmekte fayda var. Mümkün mertebe işletmeyle ilgili olmayan ortakların şahsi harcamaları mahiyetinde olan harcamaları bu dönemde özellikle yazdırmayın. Çünkü genç, dinamik ve özellikle bu konularda çok daha kolay hemen eleştiri yapabilen bir inceleme elemanı grubuyla karşı karşıyayız. Özellikle orta ve küçük boy işletmelerde en fazla dikkat edilen konular 10-20 sene önce yaşadığımız bu gider kabul edilen edilmeyen ödemeler konularında karşımıza çıkmaya başladı. O yüzden özellikle katı olun müşterilerinizde. İşle ilgili olmayan giderleri yazdırmayın mümkün mertebe. Tatil giderlerini örneğin yazdırmayın. Seyahat giderlerini yazdırmayın. Problem yaşayacaklar. En azından uyarın ki siz problem yaşamayın. Onun ötesinde bakıldığında bir başka problemli konu özel otolar, daha doğrusu binek otolarla ilgili yaşanacak gibi duruyor. Bunun işaretleri hani önümüze gelmeye başladı. Lüks otomobil sıfatını taşıyabilecek otomobilleri artık özellikle işletmelerin büyüklükleri, ki büyük şirketlerde de yazmaya başladılar, eleştirmeye başladılar. Bu işle ilgili değil, işle mütenasip değil diye gider yazmama, yazdırmama var. En mantıklısı oranlama yaptırıyor. Eğer birilerine tahsis edilmiş ve işe gidip gelmede hafta sonunda da kullanılan bir binek otomobili varsa, diyor ki en azından 2 gün sen bunu özel işinde kullanıyorsun. Toplam giderlerin 2'ye 7, yani 7 günün içinde 2 gününü ben saymıyorum gibi bir yaklaşımla 2 günlük kısmını reddeden incelemeleri de gördük. Onları belki bahsedeyim kabaca. Bir kısım kararlardan, özelgelerden de bahsedeyim. Çok da fazla sonrasında zamanınızı almayayım. Çünkü ben 20 dakika konuşacağım demiştim. Ben de 21 dakika olmuş şimdi ama araç alım satımı meselesi, bir mahkeme kararı da, Danıştay kararı da var. Dedim ya, mali idare herkesi inceliyor. Bu örnekte 6 araç satmış bir kişi. 4'ünü bir sene, 2'sini izleyen sene. Bunu ticari kazanç demiş. Ve tahriyat yapmış idare. Danıştay da onaylamış. Sadece mükellefiyetin başlama dönemini, birer bir yılda bir araç satışının yapıldığı yılları ayrı tutarak, 4 satışın yapıldığı yıldan başlatarak yapmış. Şöyle önemli, internetteki özel eşya satışları dahil,
mal hizmet satışı, gayrimenkul satışı, araç satışı, bunların hepsi inceleniyor, izleniyor, kayda tutuluyor. Aynı yıl içerisinde mali idarenin bu zamana kadar yaklaşımı, aynı yıl içerisinde birden fazla satış varsa bunu ticari faaliyetin bir göstergesi sayıyor ve onunla ilgili neyse konusu tarihat yapma, inceleyip eleştirme yoluna gidiyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Az önce gayrimenkullerle ilgili olarak konuyu Selahattin Bey anlatırken bahsetti. Mali idarenin yaptığı değerlendirmelerde birbirini izleyen yılda birden fazla satışı dahi ticari faaliyet sayma eğilimi var ama yargı kararları hakikaten bu şekilde değil. Yargı kararları hakikaten bir ticari gaye var mı? Organizasyon var mı? Süreklilik var mı? Bunların hepsini birlikte değerlendiriyor ve ancak o zaman bu çerçevede değerlendiriyor. Hele arsa karşılığı satış, arsa karşılığı bir gayrimenkul alınmışsa bunların paraya çevrilmesi ve şekil değiştirmesini ticari faaliyet olarak hemen değerlendirmiyor ama gene de olayın özelliklerine bakmak gerekiyor. Buradan çok yakın zamanda problem yaşayacağız gibi duruyor. Bir iki özelgeden daha bahsedeyim. Sizin sabrınızı çok fazla zorlamayayım. Kaza neticesinde açılan dava sonuçlanmadan kazazade ile anlaşılarak ödenen tazminat gider yazılamaz demiş bakanlık. Oysa biraz bu konuların gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü son yıllarda Türk yargı sisteminde özellikle yargı dışı sorunun çözümüne dönük çok fazla müessese üretildi. Az önce arabuluculuk nasıl vergilenir diye İsmail Bey yaptığı konuşma sırasında müktezalardan da bahsederek açıklamalarda bulundu. Arabuluculuk ve benzeri bir sürü müessese üretildi ve her türlü yargı süreçlerinde bu müesseselerden yararlanma, bu müesseselere başvurma adeta ilk etapta sistem tarafından zorlanıyor. Dolayısıyla sistemin getirdiği ve adeta zorladığı yeni araçlardan faydalanma ve bir aradaki ihtilafı sona erdirmeyi farklı artık değerlendirmesi gerekiyor. Farklı sonuçlandırması gerekiyor mali idarenin. Onun dışında sigortayla ilgili ilginç görüşleri var mali idarenin. Katılabilmek mümkün değil. Mesela çalınmayla ilgili olarak çalınanı gider yazdırmıyor ama sigortadan para aldıysan o gelirdir diyor. Buna benzer bir sürü sigorta tazminat kısmını işte sizin ödediklerinizi gider yazdırmama, maliyetinizi gider yazdırmama ama sigortadan alınan tazminatı gelir yazdırmaya dönük farklı konularda verilmiş müktezalar var. Bunları da anlayabilmek ve kabul edebilmek mümkün değil. Gözden geçirilmesinde fayda var ama bilmenizde de fayda var. Ben bundan sonraki müktezalar konusunu eğer aradan sonra kalan olursa ve zamanımız olursa orada kullanayım. Çünkü daha fazla zorlamayayım. Sabrınız için çok teşekkür ederim değerli meslektaşlarım. Sayın Avukat Zeki Gündüz'e teşekkür ediyoruz. Saat 5'te görüşmek dileğiyle diyorum. Sorularınızı cevaplamak için.